gelişmeler konulu seminerimize hoş geldiniz. Bugünkü seminerimizi biz çok önemsiyoruz. Bildiğiniz gibi geçen ay hava muhalefetinden dolayı ertelemek zorunda kalmıştık. Bugün Sayın Grup Başkanımız idarenin vergi incelemeleri konusundaki bakış açısı konusunda bilgilendirme yapacak. Yine sevgili Burhan Üstadımız inceleme süreçlerinin yönetilmesi konusunda bilgilendirme yapacak ve son olarak Sayın Bumin Hocam bu sürecin sonunda yaşanacak hukuki süreçlerle ilgili bilgilendirme yapacak. Ben seminerimizin açış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanım Sayın Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli TÜRMOB'un Genel Sekreteri, odamızın değerli kurul üyeleri, İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Sayın Eren Yeşilyurt, Geliler Kontrolörleri Dernek Başkanı, Yeminli Mali Müşavir Sayın Burhan Düz, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Bumim Doğru Söz, kamu kurum ve kuruluşlarının çok değerli temsilcileri, değerli meslektaşlarım, sizleri Oda Yönetim Kurulumuz adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii bugün önemli bir seminer. Sayın Sekreterim söyledi, Oda Sekreterimiz. Bir konsepti hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dikkat ederseniz birden farklı unsuru birleştirdik. Bir taraftan değerli grup başkanımız inceleme kriterlerini anlatacak. Bizler için önemli. İçimizde müşterisi incelemeye girmeyen arkadaşımız yok. Bir noktada usul incelemelerinde nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatacak. Aslında mükellef hakları konusunda müşterilerimizin birçok hakkı var veya vekaleten biz incelemelere gidiyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla bu hakların çok büyük bir bölümünü kullanmıyoruz. Farkında da değiliz. Sağ olsun Burhan Üstadımız da bu haklarımızı anlatacak. Yeni kurulan mahkemelerde, istisnaf mahkemelerinde, vergi yargısında ciddi değişiklikler var. Bumin Hocam da onu anlatacak. Gerçekten bu olguyu, bu üç değerli üstadı bir araya getirmek kolay değil. Zaman zaman şikayet ediyoruz. Bugün biraz ben de şikayetçiyim. 40 bin üyemiz var. 1300-1400 arkadaşımız rezervasyon yaptırdı. Ama salonu tamamıyla dolduramadık. Zaman zaman aile toplantılarında da söylüyorum. Gerçekten şu konsept, şu alınacak eğitim, parayla pulla alınacak bir eğitim değil değerli arkadaşlar. Sorunlarımızın çözümünün ben eğitimden geçtiğine, bilgiden geçtiğine inanıyorum. Yoksa ne kadar uğraşırsak uğraşalım, süre uzatmayla, ek süreler almayla veya önümüze gelen her işe angarya demeyle sorunlarımızın çözüleceğine inanmıyorum. Çözebilmiş olsaydık 27 yıldır çözerdik arkadaşlar. Biraz artık olaylara bu anlamda farklı bakmamız gerekiyor. Yine bu çerçevede yoğun bir döneme girdik. Geçici vergi, arkasından gelir vergisi, dört gözle yazı bekliyoruz. Kurumlar vergisi var. Geçici vergi var. Türkiye ile ilgili gündem var. TÜRMOB'un önünde bir yönetmeliklerle ilgili olağanüstü genel kurul var. Ülkemizde bizi bekleyen bir referandum var. Dört gözle bu işlerin bitmesini, yazın gelmesini bekliyoruz. Ama dediğim gibi eğitimlerimizi tamamlamazsak, kendi tedbirlerimizi almazsak bu sorunlar
yine devam edecek. Sayın Türmok Genel Sekreterimiz burada, detaylarına girmeyeceğim, o mutlaka bilgi verecektir. BABS ile ilgili taslağı biliyorsunuz, merak ediyorsunuz. Bununla ilgili gelir idaresiyle çalışmalarımız TÜRMOB'un başkanlığında Ankara'da devam ediyor. İstanbul'u temsilen de ben sizler adına bu toplantılara katılıyorum. Detayları konusunda Sayın Genel Sekreterimiz bilgi verir ama sadece şunu söyleyeyim. Özellikle düzeltme hakkının tanınmasını, düzeltmelere de ceza uygulanmamasını ve mükellefin, müşterinin eksik karşı taraf beyan edip o beyan etmediğinde ikaz edilmesini talep ediyoruz. En çok üzerinde durduğumuz bu. Devletin kayıt dışıyı önlemeyle ilgili alacağı tedbirleri saygıyla karşılıyoruz. Hiçbir işten kaçmıyoruz ama düzeltmeye de ceza düzenlenmesini dünyada olmayan bir uygulama doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz. Bu konuda gelir idaresiyle birlikte çalışıyoruz. Bilginiz olsun. Yine muhtasarla SSK'nın birleşmesi var. Kırşehir uygulaması başladı pilot bölge olarak. 1 Mart'ta burada bu salonda SSK ile ilgili seminerimiz var. O seminerde detaylarına gireceğiz. Birleşmenin bize getirdiği yükler de var, kolaylıklar da var. Bunları hep birlikte göreceğiz. Buradaki yüklerin azaltılması için de ilgili kurumlarla çalışmalarımız devam ediyor. TÜRMOB'la birlikte bu sorunları hep birlikte çözmeye çalışıyoruz. Tabii sorunları TÜRMOB'a taşımak, TÜRMOB'daki arkadaşlarımızın uğraşması, kamu kurum ve kuruluşlarıyla bu görüşmeleri yapmak, bu ülkenin koşulları içinde bu konuda mücadele etmek başlı başına yetmiyor. Bizim de yapacağımız işler var. Belki geçen toplantılarda da söyledim. İşte en önemli aylarımızdan birini, Ocak ayını geride bıraktık. Şubat ayına girdik. Sözleşmelerimiz var. Sözleşmenin olmadığı, mükellefin imzasının olduğu sözleşmenin olmadığı hiçbir yerde bizim ne tahsilat sorunumuzu, ne mesleki sorunları, ne de angaryaları konuşmamız mümkün değil değerli arkadaşlar. Sözleşme varsa bizim yaptığımız iş var. Sözleşme varsa biz varız. Hem mükellef açısından hem bizim açımızdan. Haksız rekabetin önlenmesi de buradan geçiyor. Her yerde tekrar ediyorum, burada da tekrar edeceğim bu yol haritasını. Biz tahsilat sorununu çözdük değerli arkadaşlar. Tekrar altını çiziyorum. 2015'in Aralık ayında 459 nolu tebliğ yayınlandı. Tebliğ diyor ki artık muhasebeciler 7000 lirayı geçen yıllık ücretlerini bankanın dışında elden alamazsınız diyorlar. İşte diyorlar Şubat ayı geldi, Ocak ayı geldi. Tebliği elimize alalım. Müşterinin önüne sözleşmeyi koyalım, POS cihazımızı koyalım, otomatik ödeme talimatımızı koyalım. Bu talimatları verip sözleşmeyi imzalamayan mükellefe de biz artık bu tebliğ gereği senin beyannameni gönderemiyoruz, defterini tutamayız dememiz lazım arkadaşlar. Bunu yapamazsak tahsilat sorununu konuşmanın hiçbir anlamı yok. Bu ay bunları yapalım. Bazı konular çözüldü, yargıda da çözüldü. Gerek sitemizde, gerek TÜRMOB'un sitesinde haksız rekabetle ilgili, sözleşmelerle ilgili gelişmeleri takip edin. Biz sözleşmelerdeki sürenin ne kadar yıl olduğuna bakmıyor artık sistem. Diyor ki isterse 5 yıllık olsun sözleşmen, asgari ücretin altında kalmasın, sisteme Şubat'ın 28'ine kadar gir diyor. Bunları lütfen Şubat'ın 28'ine kadar girelim. Odamız bu konuda yönetmeliğe aykırı işlem yapmaktan, hiçbir arkadaşımız hakkında ben işlem yapılmasını istemiyorum. Çünkü sözleşme düzenlemeden iş yapan meslek mensubunu
hayal de edemiyorum. Bizim temel taşımız, tüm arkadaşlarım, ben sizlerin bu sözleşmeleri imzalatıp, düzenleyip sisteme gireceğinize inanıyorum. Yine önemli bir sorunumuz, belki büyük kurumsal firmalardan vazgeçtik. Kurumsal birlikteliklerden vazgeçtik. Çok anlatıyoruz, hayata geçiremiyoruz. Bizim mesleğimiz artık tek başına yapılır meslek olmaktan çıktı değerli arkadaşlarım. Özellikle uzun yıllardır bu mesleği yapan arkadaşlarımızın, yıllardır emek verip yarattıkları o bürolardaki markaların veya geride bıraktıklarının mağdur olmamaları, genç arkadaşlarımın geleceğe güvenle bakabilmeleri için birlikte çalışacakları yol arkadaşı bulmak zorunda olduklarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Aksi halde tek başımıza bu mesleği yapmamız mümkün değil. Uzun yıllardır bu mesleği yapan arkadaşlarımızın bürolarındaki imparatorlukları bir kez daha gözden geçirmeleri lazım. Allah göstermesin, başımıza bir iş geldiğinde, sağlığımız bozulduğunda yıllardır emek verdiğimiz o düzenler bir günde yıkılıyor, sahipsiz kalıyor. Mutlaka bu sorunu da aşmamız gerekiyor. Çok fazla zamanınızı almayacağım. Önümüzde ülkemizi ilgilendiren de önemli olaylar var. Bunlardan en önemlisi tabii ki bu ülkede yaşıyoruz. Bir referandum olayı var. Bu konudaki biz sorumluluklarımızı biliyoruz. Ama sadece bizim sorumlu davranmamız yetmiyor değerli arkadaşlar. Bu tip referandumlar, seçimler, biz ülkemiz açısından çok önemli olaylar. Hele hele barışa, huzura, tam anlamıyla demokrasiye, ekonomik kalkınmaya ihtiyacı olan bizim gibi ülkelerde çok daha büyük önemi var. Bu olayların bizi ayrıştırmaması gerekiyor. Bu olayların bizi bölmemesi gerekiyor. Bu olayların bizi karşı karşıya getirmemesi gerekiyor. Demokratik ortam içinde geçip çıkan sonucu da tüm kesimlerin içine sindirmesi gerekiyor. Bu sorumluluk sadece bizim gibi akademik meslek odalarına, sivil toplum örgütlerine düşmüyor. Bu kürsüden ifade ediyorum. Bizlerin ödediği vergilerle maaş alan kaymakamların, üniversite rektörlerinin görüş bildirmeye hakkı yoktur değerli arkadaşlar. Herkes sorumluluğunu bilmek zorundadır. Hepimizin ortak bir sorumluluğu var. Gideceğiz, oylarımızı kullanacağız. Hepimiz bu ülkede bu olaylara bakarken tek bir şeye sahip çıkacağız. Asla zarar vermeyeceğiz. Cumhuriyete sahip çıkacağız. Demokrasiye sahip çıkacağız. Başka bir rejimde, başka bir anlayışta yaşam hakkımızın olmadığını bileceğiz. Bu sorumlulukla davranacağız. Sorunların üstesinden bu sorumlulukla geleceğiz. Ben muhasebe ailesinin bu hassasiyette olduğunu biliyorum. Hepimiz mutlaka sorumlu davranacağız. Seminere katılımınızdan dolayı zaman ayırdınız bu yoğunlukta sizlere. Katkı sunacak değerli konuşmacılarımıza tekrar teşekkür ediyor. Seminerimizin başarılı geçmesi dileğiyle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odamızın kurucu onursal başkanı ve TÜRMOP Genel Sekreterimiz Sayın Yahya Arıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. İstanbul Odamızın çok değerli başkanı, değerli oda yöneticilerim,
değerli temsilciler, sevgili eğitmenler, değerli konuklar, çok sevgili İstanbullu meslektaşlarım, sizleri şahsım ve başta TÜRMOP Genel Başkanımız Cemal Yüksel'in olmak üzere tüm TÜRMOP kurulları adına sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. ...26 yıl bu kürsülerden sizlere hitap ettim. Her seminer açılışında bir yandan mesleğin geleceğini konuştuk, bir yandan da günlük yaşadığımız sıkıntılı dertleri konuştuk. TÜRMOP'un gündeminde neler olduğuna geçmeden önce defalarca bıkmadan, usanmadan bir konu altını çizdik. Muhasebe mesleği sürekli değişim ve dönüşüme tabi olan bir meslek. Genç arkadaşlarım var. Yıllar önce bilgisayar olmadığı dönemde elle defter tutmanın ne olduğunu bilen arkadaşlarım var. Korkunç bir değişim ve dönüşümü yaşayan bir mesleği icra ediyoruz. Özellikle son yıllardaki yaşadığımız süreç bizi muhasebenin şu andaki bulunduğu konumdan farklı bir konuma getirdiğini hep buradan dile getirdik. Bıkmadan, usanmadan da bunu dile getirmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, yaşadığımız süreç bizi gelecekte şu anda bu camianın büyük bir bölümü defter tutmaya odaklanmış olan bu camianın bunun dışında bir dünya olduğunu görmek zorundalar. Özellikle mesleğe yeni giren arkadaşlarım, genç arkadaşlarımın geleceği buna göre şekillendirmek zorundalar. Ve şunu söylüyoruz. Bu mesleğin geleceğinde finansal tabloları düzenleyen ve yorumlayan, onu denetleyen ve müşterisine fayda ve değer yaratan danışmanlıklar olmak zorunda. Detayına girmek istemiyorum. Tabii burada asla gündemden çıkmayacak. Biraz sonra TÜRMOP'un gündemdeki konularını da ifade ederken bir tek şey yapmamız gerekiyor. Bu değişime dönüşüme ayak uydurmanın yolu düşüncelerimizi değiştirmemiz lazım. Yani bu mesleği tek başınıza değil güçlerinizi birleştirerek o kurumsal yapıları kurmaktan başka bir çaremiz yok. İnanın konuşulduğu günlük konular, güncel konular tek başına yaşadığımız sıkıntılardan başka hiçbir şey değil. Ama o güç birleştiği zaman kurumsal yapılarla ciddi anlamda yol alacağımıza inanmak istiyorum. Tabii bu anlamda yeni TÜRMOP yönetimin de gündeminde sizi bu gelecekle ilgili sürece hazırlamak. Hem TÜRMOP'un hem odalarımızın asli görevleri küçük sorunları çözmek her zaman gündemimiz olacak. Ama asıl konu daha kaliteli bir hizmetin nasıl olması, daha saygın bir meslek mi nasıl olması konusunda emin adımlarla yolumuza yürümemiz gerekiyor. Şimdi bakın TÜRMOP'ta yeni bir yönetim var. İzliyorsunuz. Meslek siyasetine de girmek istemiyorum. Ama biz her şeye rağmen kısır tartışmanın içerisine asla girmeyeceğiz. Özellikle dedikodu üretenlere hizmet üreterek yolumuza devam edeceğiz. Bu bizim temel anlayışımız olacaktır. Neler var sevgili arkadaşlar? Müsaadenizle ana başlıkları geçmek istiyorum. Haksız rekabet konusu var. Hizmet kalitesi meslek kararının uygulanması var. Zamana endeksli ücret tarifesi var. Bakın sürekli eğitim hep konuştuk. Sürekli eğitimle ilgili konu yakın süreçte hayata geçiyor. Bu konu var. En çok yaşadığımız sorunun başında meslek mevzuatındaki oluşan gelişmeleri anında müdahale eden bir TÜRMOP olması gerekiyor. Ve bu konuda kurul ve komiteler oluştu. Biraz önce ifade ettiğim gibi kısır tartışmaları girmeden üretmeye devam edeceğiz. Tabii Sayın Oda Başkanımız ifade etti. Birkaç günlük konuya değinip
birkaç dileğimle de sözlerimi uzatmadan konuşmamı tamamlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, İstanbul Odası Türkiye'nin sesidir. Sesi olmaya da devam edecektir. İstanbul Odası üretmezse TÜRMOP oturur, onu söyleyeyim. Kusura bakmayın. Ben o yüzden İstanbul Odası'ndaki yol arkadaşlarıma, bu mutfakta olan arkadaşlarımın hiçbir zaman heyecanlarının kesilmemesini, üretmeye devam etmeni istiyorum. Bu bizim temel yaklaşımımız. Ne oluyor? Süreç şöyle yürüyor. Yaşadığınız bir sorun, odamız, odalarımız TÜRMOP'a aktarıyor ve biz de bunları yasal temsilciler kimlerse onlarla görüşerek yolumuza devam ediyoruz. Zaman zaman meslek siyasetinde şunlar yapıldı. Ya bunların bakanlıklarla kavgaları var. Bakanlıktan içeri giremezler. Arkadaşlar inanın, hem İstanbul'u görev yaptığım süre boyunca bir tek örnek vereceğim. 2-3 yıl önce oluyordu. 1 Mart'tan bir muhasebe haftasında bir panel yaptık. 5 bakanlığı biz burada İstanbul'u bir araya getirdik. Hatırlar mısınız? Bilgi havuzunun oluşmasıyla ilgili değerli hocam. 5 bakanlık. Ankara'da bir araya gelemeyenleri biz İstanbul'da bir araya getirmiştik. Aynı anlamda da şu anda hangi bakanlığın kapısını çalıyorsak, inanın başta genel başkanımda olmak üzere tüm yönetim kurullerimize kapı sona kadar açıktır. Hem Maliye Bakanlığı bu iş böyle, hem Çalışma Bakanlığı'nda bu iş böyle örüyor. Şimdi bir iki tane konu gündeme geldi. Hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Bir önce başkan ifade etti. SGK ile muhtasarın birleşmesi konusu. Aslında biz zaman zaman şu söylemimizi de gözden geçirmemiz lazım. Türk vergi sistemi sadeleşsin, basitleşsin. Ya ben hiçbir hukukçunun, avukatın yıllardır ya şu mevzuat değişsin dediğini duymadım. Öyle mi Bümün Hocam? Hiç değiştirdiniz mi? Değiştirmediniz. Ya iş ne kadar karmaşık olursa hukukçuya daha çok iş düşüyor. Bizde de ne kadar karmaşık olursa aslında bize daha fazla iş düşecek arkadaşlar. Ama bu caminin taleplerinin bir tanesi KDV ile muhtasarın birleşmesiydi. Bunun yerine SGK ile muhtasarı birleştirdiler. 2017 ihtiyari Kırşehir'de pilot çalışma yürüyor. Hakikaten İstanbul odamız başta olmak üzere odalarımız da yeni yönetim şeyinde bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde bir baktık ki bu bildirime TÜİK eklemişler. Ya dedik arkadaşlar, TÜİK'in ne alakası var? TÜİK ayrı bir şekilde bu bilgileri alsın. Umut ediyorum 2017'de bir uygulama şu anda bizi ilgilendirmediği için bakanlık yetkilini aldığımız bilgi bu yanlışı mutlaka düzeltecekler. Şimdi aslında değerli arkadaşlar, empati yapmamız gerekiyor. İki yöne bakmamız gerekiyor. Kayıt dışı ekonomi olduğu sürece, üzülerek söylüyorum, bizim itibar ve saygınlığımız söz konusu değil, biliyor musunuz? Bu anlamda ben bir meslek mensubu olarak, mesleği icra eden bir arkadaşımız olarak kayıtlı bir ekonomiyi sona kadar savunuyorum değerli arkadaşlar. İşte bu anlamda bir BABS olgusu başımıza geldi. Ta temiz eller zamandan başlayan bir süreçtir. Ya bize izah edildik bunu. Hakikaten burada ciddi de yol aldıklarını biliyoruz. Şimdi idarenin arayışı bu. Biz buna saygı duyuyoruz. Ama bunu yaparken bizim önümüze uygulanmayacak bir tebliğ taslağı getiriyorsanız veya mevcut çalışanlarımızın dışında yeni insanlar alarak hele hele ücretler konusunda bir adım atılmadan bizden bu işi bekliyorsanız, kusura bakmayın, bu iş olmaz. Öyle mi değerli arkadaşlar? Biz tebliğ taslağını odalarımızla paylaştık. Odalarımız görüşlerini aktardılar. Bu sefer değişik bir yolla gittik. İlk görüşmemizi genel başkan ve yönetici arkadaşlarımızla birlikte, meslek odaların platform sözcüleri var, bölgelerin, onların sözcüleri, 3 oda başkanımız, İstanbul, Ankara, İzmir başkanları birlikte gittik. Güzel bir görüşme oldu. Anlattık. Sayın Başkan ısrarla söylüyor, sonuna kadar biz de bunun arkasındayız. Düzeltmeye ceza olmaması gerekli olduğunu, iyi niyetliyle art niyetliğini ayırt edilmesi gerekli olduğunu ve benim aldığım izlenim bu BABS tebliğ taslağı
bu şekilde çıkmayacağı konusunda sevgili arkadaşlarım. Ve o ilk görüşmemizden sonra bir alt komisyon oluştu. Bu çalışma İstanbul, Ankara, İzmir oda başkanlarımız ve TÜRMOP yöneticimiz birlikte TÜRMOP'ta ev sahipliği yaptık. İki ayağı var. Bir, meslek örgütümüzün talepleri, kırmızı çizgilerimiz mutlaka düzenlenecek. Diğer yandan, bakın başından beri savunulu tek bir şey var sevgili arkadaşlar. Faturaya giriyor musunuz? Muhasebeye giriyorsunuz. Biz başından beri söylediğimiz nokta şu. Bilgi bir kere girilmeli, ondan sonra bu bilginin alınmaması gerektiğini ifade ettik. Çalışma bu doğrultuda yürüyor. Çok daha fazla da detayını bir komisyon anlamında çalışmalar yürüyor. Çok fazla detayına girmek istemiyorum. Ama benim tahminim 2017 yılında bu tebliğ taslağının uygulanması biraz zor. Şimdi bakanlıkta yapmış olduğumuz diyaloglarda dedik ya bu camiye biraz nefes aldırın. Nedir nefes aldırın? Türkiye'de yasa çıkartmak zor. Maliye Bakanlığı kanun düzenlemeden kendi yetkileriyle birlikte yapacağı işler olduğunu biliyoruz. Bu anlamda tüm odalarımıza TÜRMOP olarak dedik ki sizce en önemli 5 soru nedir dedik. Ama bu 5 sorunu kanuna ihtiyaç olmadan Maliye Bakanlığı'nın inisiyatif bir hayata geçecek konular nelerdir diye sorduk. Odalardan gelen görüşleri derledik, toparladık. 9 Şubat'ta Ankara'da Başkanlar Kurulu toplantısı yapılacak. Bu toplantıya 7 dersi başkanı Sayın Adnan Ersöz tüm kurmay heyetiyle katılacaklar ve bizim taleplerimizi değerlendirerek en azından 3-5 tanesini hayatta geçirerek ilk adım atılacağına inanıyoruz. Bu görüşmelerimiz bu doğrultuda. Biliyorsunuz biz her zaman bir yere kadar iyi niyetimizi korumaya, samimiyeti korumaya devam edeceğiz. Bu ilişkilerin böyle yürüyeceğine ben samimi olarak inancımı belirtmeye istiyorum. Bakın Başkanlar Kurulu'nda şunları özetle çok talep var ama yapılabilir talepler konusunda isteklerimiz olacak. Örneğin tüm beyannamelerin imzalama kapsamına alınması, bilginin tek bir havuzda toplanması, e-beyanname şifresinin sadece meslek mensuplarına verilmesi, müteselsiz sorumluluğun yeniden düzenlenmesi, mücbir sebep hallerinde meslek mensupları ile ilgili düzenlemenin mutlaka yapılması gerektiği olduğunu konuşmamda anlatmadım ama bir TÜRMOP kart projemiz var. Çipli bir kart. Bu kart hem eğitimlerde hem alışverişlerde geçerli olacak olan bir kart. 3-4 ay içerisinde tüm camianın hizmetine sunulacak. Bu kartın her yerde geçerli olmasını talebinde bulunacağız. Ve son olarak da meslekle ilgili yasal düzenleme yapıldığı zaman TÜRMOP ve odalarımızın mutabakatı olmadan bu işin yapılmamasını taleplerimizi dile getireceğiz. Benim beklentimiz bu taleplerin en azından 3-5 tanesinin adım atılacak ki bu camiadan daha önemli işleri birlikte sürdürebilirim düşüncesindeyiz. Değerli İstanbullu meslektaşlarım, tam 26 yıldır ömrümün 26 yılını, 3'te 1'ini İstanbul ve Türkiye meslek mücadelesine ayırdım. Her şeyin en iyisine layık olduğuna inandık. Bilgiyi paylaşmanın kutsal olduğuna inandık. İlklere imza attık. İlk baloyu yaptık. İlk sempozyumu gerçekleştirdik. İlk yayınlarımız Mali Çözüm ve İSMO Yaşama Hayatı geçirdik. Enflasyon muhasebesinde tüm camiayı kucakladık. Eğitimde marka olduk. Eğitmenlerle eğitim modelini kurduk. Eğitimde marka olduk. 600 binden fazla meslek mensubunu eğittik. Günde 50 binden fazla meslek mensubunu ziyaret ettiği web sitesini kurduk. Toplumsal konulara duyarlı olduk. Bu konuda raporlar yayınladık. Siyasetin arka bahçesi olmadık. Tek bir konuda taraf olduk.
Mustafa Kemal'in kurduğu laik demokratik cumhuriyete. Bu konuda da taraf olmaya devam edeceğiz. Evet, ömrümün 1/3'ünü, yani 26 yılını İstanbul ve Türkiye meslek mücadelesine ayırdım. Bu süreçte önce sizleri tanıdım. Sizlerin dostluğunu, sıcaklığını yaşadım. İyi ki varsınız. Sizlere yürek dolusu teşekkür ederim sevgili arkadaşlarım. Sizlerin kısılmayan sesi olarak mücadeleye devam edeceğiz. Önce başarı, sağlık dileklerimi sunuyorum. Ama başkanım anayasayla ilgili bir düşünce ifade ettiği zaman salonda bir ses duymadım. Ben sormak istiyorum. Bu anayasa sizi ilgilendirmiyor mu değerli arkadaşlarım? Efendim? Şimdi öyle bir şey yaşıyoruz ki ben TÜRMOB'un bir temsilcisi olarak burada görüşümü ürettiğim an dışarı çıkarken içeri alınacağını biliyorum. Ama bu ülkede rektörler düşüncelerini ifade edebiliyorlar. Biz de diyoruz ki kendi geleceğiniz için değil, sizin çocuklarınız için, gelecek için, sadece kendiniz değil, yakınlarınız, eşleriniz, dostlarınız, müşterileriniz, sandığa gidiniz. Bizim söylemimizle muhasebe yaparak oyunuzu kullanacağız sevgili arkadaşlarım. Şu anda söyleyeceğimiz bunlar. Ama yarın başka neler söyleyeceğiz? Hep birlikte bunu yaşayacağız. Bu ülkenin insanlarının kavga içerisinde olmasının bize hiçbir yarar getirmeyeceğini biliyoruz. Barışın, huzurun, mutluluğun hepinizin olmasını diliyorum. Seminerle ilgili hiçbir yorum yapmadım. Çok değerli konuşmacılar var. Çok yaşadığımız sorunları en iyi şekilde anlayacaklarını biliyorum. Onlara yürek dostu teşekkür ediyorum. Seminerin başarılı geçmesini dilerken her şey gönlümüzce olsun diyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın TÜRMOB Genel Sekreterimize bu güzel konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, izninizle ben seminer için konuşmacılarımızı davet etmek istiyorum. Öncelikle semineri yönetmek üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gülgün Öztürk. İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı ve Vergi Müfettişi Sayın Eren Yeşilyurt. Gelirler Kontrolörü Derneği Başkanı Sayın Burhan Düz. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Bumin Doğrusöz. Başarılı bir seminer diliyorum.
Şu an geliyor mu? Teşekkürler. Sayın Kurucu Onursal Başkanım ve TÜRMOB Genel Sekreterim, Sayın İSMO Başkanım, değerli İSMO Kurul Üyeleri, değerli konuşmacılarımız, eğitmen dostlarım ve siz değerli meslek mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ayda bir düzenlemiş olduğumuz Cevahir Klasiği haline gelmiş olan seminerlerimizden birini daha sizlerin huzurunda başlatmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Bu seminerlerin önemi ve gerekliliği salonumuzun doluluk oranına bakıldığında çok net görülüyor. Hepinizin bildiği gibi iletişimin kurulması ve bilginin en doğru şekliyle paylaşılmasının değeri her geçen gün artmaktadır. İSMO Yönetim Kurulu olarak bizler bu bilinçle özenle belirlediğimiz seminer konularını sayın konuşmacılarımızın emekleri olan sunumları eşliğinde birlikte konuşmak ve değerlendirmek üzere karşınızdayız. Gerek eğitim salonlarımıza, gerekse İSMO TV aracılığıyla yaptığımız canlı yayınlara gösterdiğiniz ilgi bizleri çok mutlu ediyor ve inanın motivasyonumuz o ölçüde artıyor. Bu ayın seminer başlıklarını oluşturan vergi incelemesi, mükellef hakları ve vergi yargısındaki son gelişmeler konuları hepimizin ilgisini çekecek içerikte hazırlanmış olup sizlerin ihtiyacınızı karşılamaya yöneliktir. Üç konuşmacımızla süreceğimiz seminerimizde ilk konuğumuz İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Vergi Müfettişi Sayın Eren Yeşilyurt. Sayın Yeşilyurt, mükelleflerin vergi incelemelerine alınmalarındaki ölçütleri ve yapılacak incelemelerdeki usul ve esasları konu alan başlıkların altında sunumunu tamamlayacaktır. Evet, sizlerin de takdiriyle vergi denetimlerinin meslek hayatımızdaki yeri ve önemi çok iyi bilinmektedir. Vergi idaresinin özel denetimlerin dışında genel olarak artık risk odaklı denetimleri planlaması ve uygulamada belirlenen bu riskler üzerinden denetimlerin gerçekleştiğini hepimiz görüyoruz, birlikte yaşıyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı'na ilettiğimiz bütün beyan, bildirim ve finansal tabloların vergi incelemesi için bir risk alanı olarak karşımıza çıkarken, yine e-uygulamaları ile birlikte gündemimizde yerini alan ve önümüzdeki süreçte çok daha fazla konuşulmaya başlanacak olan e-denetimlerin, e-beyanlar, e-fatura ve e-defterler üzerinden yapılabilmesindeki ölçütler bizleri çok yakından ilgilendiriyor. Bu bilgilerin birbirleri arasındaki doğruluğu, uyumu ve tutarlılığının çok önemli olduğu, risk algısı ve oranı ile bağlantılı olduğu konularında ilk ağızdan konuşmacımız açıklamalar getirecektir. Konuşmacımıza sözünü vermeden önce ben kısaca kendisiyle ilgili özgeçmişini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Eren Yeşilyurt, 1993 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden 97 yılında mezun olmuştur. Açılan giriş sınavını kazanarak Aralık 98'de stajyer gelirler kontrolüne başlamıştır. Yeterlik sınavında başarı göstererek Mart 2002'de gelirler kontrolüne atanmış olup 2008'de gelirler baş kontrolü olarak göreve atanmıştır. 2009 ve 2011 yılları arasında 2 yıl yabancı eğitim için Amerika Birleşik Devletleri Boston'da bulunmuştur. 2011 tarihinde 646 sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kurulması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmündeki kararnameler değişiklik yapılmasına dair kanun ile vergi müfettişi olarak atanmış olup Aralık 2011'de İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkan Yardımcısı, Ekim 2014'te ise grup başkanı olarak atanmıştır ve halen bu grubun başkanıdır. Kendisine ben sözü vermek istiyorum. Buyurun Sayın Yeşilyurt. Evet, lütfen.
Şimdi açıp becerdim. Derseniz beklerken ben devam edeyim arkadaşlar. İkinci konuşmacımızın yapacağı konuşma içeriğiyle ilgili Sayın Yeminli Mali Müşavir Burhan Düzün, vergi incelemelerindeki mükellef hakları başlığı altında. Kısaca vergi inceleme süreci ve mükelleflerin vergi inceleme sürecindeki yükümlülükleri, vergi denetim kurulunun yapısı, incelemeye alınma, inceleme süreci ve sonunda mükelleflerin ve biz meslek mensuplarının temel hakların ne olduğu ve bu hakların nasıl kullanılacağı ile ilgili İzdaha Davet Müessesesi'nin nasıl işleyeceği hususlarını da bizleri aydınlatacaktır. Üçüncü konuşmacımız Sayın Hocam, Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Doktor Ahmet Buğum'un doğru söz, vergi yargısındaki son gelişmelere ilişkin olarak bizlere açıklamalarda bulunacaklardır. Vergi incelemelerinin sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların pek çoğunun yargıya taşındığını hepimiz biliyoruz. Bu durum, vergi yargısındaki hangi aşamaların ve usullerin iyi bilinmesi gerektiği ve nasıl yöneticiye ihtiyacını doğurmaktadır. Hepimizin bildiği gibi, yakın geçmişte vergi yargısına istinaf mahkemeleri uygulaması girmiştir. İstinaf mahkemelerinin uygulaması nedir? Eski uygulamadan temel farklılıkları nelerdir? Sayın Hocam da bizlere bu konuda bilgi verecek. Evet, ben sözü Sayın Yeşilur'da tekrar bırakıyorum. Öncelikle hepinizi şahsım ve vergi denetim kuruluna saygıyla selamlıyorum. Hepiniz panelimize hoş geldiniz. Böyle güzel bir ortamda bizleri sizlerle buluşturan başta İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası Başkanı olmak üzere çok değerli yönetim kurulu üyelerine ve emeğe geçen herkese huzurunuza teşekkür ediyorum. Ülkemizin yoğun gündeminden fırsat bularak bugün bu ortamda hep birlikte olduğumuz için de ayrıca mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Sizler de yoğun gündemimiz dolayısıyla buralara geldiğiniz için ve bu ortamda bizlerle beraber olduğunuz için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Bildiğiniz üzere verginin hepimiz gerek biz kamudaki temsilcileri, gereksiz özel sektörde bulunanlar hepimiz bir şekilde verginin paydaşlarıyız. Bu paydaşları da sizlerin verginin ödenmesindeki göstermiş olduğunuz emeğe saygı duyuyor ve bu anlamda da yine şahsım adına ve devlet adına sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Verginin girmediği bir ortam yok. Bugün 78 milyonluk bir Türkiye düşündüğümüzde ve uzaktan ve yakından verginin herkes bir şekilde paylaşı. Tabiri caizse nefes aldığımız her ortamda vergiyle bir şekilde muhatap oluyoruz. Bir yazarın da dediği gibi hayatta vergi ve ölümden başka kesin bir şey yoktur. Vergiyi çok da güzel anlatan ve çok net bir şekilde ifade eden bir cümle olduğunu düşünüyorum. Kamu hizmetlerinin sağlanmasında bilindiği üzere kamu gelirlerinin en önemli kaynağı vergi. Bu verginin toplanmasında da kamu maliyesi olarak bizler ve özel sektöre sizlerin büyük bir çabası ve gayreti olduğunu farkındayız. Biz gerek bugün gerekse gelecekte nesillerimize güzel bir Türkiye bırakmak için bu sorumluluğumuzun bilincinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün burada değerli hocam Bumin hocamla birlikte ve eski geldiler başkomutanı Burhan Üstad'la birlikte elimizden geldiği kadar vergi inceleme süreci ve devamındaki olabilecek olayları anlatmaya çalışacağız. Ve ikinci bölümde de soru cevap yöntemiyle de sizlerin sorularını cevaplamaya çalışacağız. Panelimi çok fazla uzatma istemiyorum. Yaklaşık 30-35 dakikalık bir süre içerisinde vergi inceleme sürecini ve vergi inceleme kıstaslarını, kriterleri anlatmaya çalışacağım. Detaylı bölümlere sizlerin sorularınızın yönlendirmesiyle detaylı konulara soru cevap kısmına girmek istiyorum. Öncelikle vergi usul kanununda hepimizin her gün yaptığı bir iş olarak vergi usul kanununda birkaç maddeyi hatırlayarak biraz daha panele ısınmamızı sağlamak için birkaç hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bilindiği üzere vergi usul kanununda vergi incelemeleri vergi usul kanununda yapılan ve ona bağlı olarak tebliğ ve yönetmelikte yapılan bir düzenleme. Yalnız 23-2010 yılında Sayı Resmi Gazete yayınlanarak 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve bazı kanun ve kararname değişiklik yapılması yönelik kanun ile vergi kanunlarında ilişkin vergi incelemelerinde önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin büyük bir kısmı da mükellef hak ve
sorumlulukla yapılan ilişkiler. Bunları Burhan Üstadımız benden sonra anlatmaya çalışacak. Vergi dairesinin temel görevi mevzuata uyumu artırmak ve yönetmek, güveni artırmak ve devam etmek olarak iki başlık altında toplayabiliriz. Vergi denetiminin temel görevi ise tüm ekonomik faaliyetler defterlerde yer alıyor mu? Onların kontrolünü sağlamak ve defterde yer alan işlemler, yapılan hesaplar, vergi kanunlarına uyup bulunmadığını kontrol etmek. Vergi denetiminin temel fonksiyonu düzeltme etkisi, caydırma etkisi ve önleyici düzenleme etkisi olarak üç başlık halinde toplayabiliriz. Vergi incelenecek mükellefin kuvve konunun tespitine geçmeden önce vergi usul kanununda vergi inceleme yetkisini vergi müfettişleri, vergi müfettiş yardımcıları, vergi dairesi, gelir dairesinin merkez ve taşra teşkilatındaki vergi ve müdürler ve ilin en büyük mal müdürü olarak sınıflayabiliriz. Fakat her ne kadar bu dört sınıf vergi incelemesine yetkili oluyor olsa da daha öncesinden biz kamu gücünü kullanarak verginin denetimini yapıyoruz. Ödenmesi gereken verginin doğruluğunu araştırıp tespit etmek sağlama düzeyinde bir işlevsel fonksiyonumuz var. Fakat baktığımız zaman aslında bu sayı sizlerle birlikte de aslında sizin yaptığınızda her ne kadar kamu gücünü çok fazla kullanmasanız da sizin yaptığınız işlemde bir nevi bizim için vergi denetimi olarak görüyoruz. Çünkü verilmiş olan bir beyannamenin doğru verilip verilmediğini, varsa hatanın düzeltilmesini, bizlerden önce sizler beyanname aşamasında gerekli düzeltmeleri ve kontroller yaparak bunları sağlıyorsunuz. Dolayısıyla vergi inceleme sorumluluğu sadece bizler değil, biz sizlerle birlikte bunu gerçekleştiriyoruz. Vergi incelemesinde dört aşama olarak belirliyoruz vergi incelemesini. Öncelikle birinci aşama vergi incelemelenecek mükellefin veya konunun seçimi. İkinci aşamamız vergi incelemesi ve konusu veya mükellef seçildikten sonra bunun müfettişle eşleştirmesi, inceleme elemanıyla eşleştirmesi. Üçüncü aşama inceleme elemanıyla mükellef arasında geçen süreç verginin incelemesinin devamı. Ve son aşamada rapor yazıldıktan sonra vergi incelemesinin sonuçlanması, rapor komisyonu okuma komisyonunda raporun değerlendirilerek gerek düzeltmelerin yapılması, uzlaşma ve vergi dairesine gönderme aşaması. İlk aşamada vergi, bugünkü konumuzun başlıca konumuzun da en önemli konumuzun da risk analiz merkezi tarafından incelenecek mükellefin veya konunun seçimi. Biz vergi denetim kurulu başkanlığı olarak incelenecek mükellefin seçilmesini dört yöntemle gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi vergi denetim merkezimizde, vergi denetim kurulumuzda risk analiz merkezinde yapılan çalışmalar. İkinci bir çalışmamız, ikinci bir yöntemimiz ihbar ve inceleme talepleri değerlendirme komisyonumuz tarafından yapılan çalışmalar. Üçüncü, vergi daireleri tarafından tespit edilen, incelenmesi istenilen mükelleflerin incelenerek bizim tarafımıza göndererek tespit edilmesi. Dördüncü ise diğer kamu kuruluşları ki bunlar Sermaye Piyasası Kurulu, SGK, Gümrük, Savcılık diye 4-5-6'da toplayabiliriz. Diğer kamu kurumlarının incelenmesini istedikleri mükellefin incelemesi. Burada bizim için ve öncelikle daha detaylı bir şey risk analiz merkezi tarafından mükellefin seçimini anlatmaya çalışacağız. Etkili bir risk analizi temeli bizim vergi denetim kurulumuzdaki seçim programımızda etkili bir risk analizinin temelini veri oluşturmaktadır. Bu nedenle analizde kullanılacak verinin risk konusuyla ilgili doğru ve zamanında olma özelliklerine sahip olması gerekir. Risk analizinin temeli veriye dayandığını söylemiştik. Fakat burada veriyi nereden alıyoruz? Birincisi ki en esas başlıca veri kaynağımız bizim mükelleflerin kendi beyanları. Bunlar vergi beyannameleri, bilanço, gelir tablosu, elektronik yasal defterleri. İkinci, bunu daha da çoğaltabiliriz. Üçüncü, parti bilgileri ise banka, tapu, merkezi kayıt kuruluşu, SGK, SPK gibi diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından elde ettiğimiz bilgiler. Üçüncü veri kaynağımız önceden yapılan inceleme sonuçları. Dördüncü ise mükellef ve sektör hakkında genel bilgiler ki bunlar da mükelleflerin bağlı olduğu odalarda aldığımız bilgiler olarak dört başlık altına toplayabiliriz. Biraz önce de dediğim gibi doğru bir risk analizinin yapılabilmesi için verinin güvenilir olması lazım, zamanında olması lazım ve risk unsuruyla alakası olması lazım. Dolayısıyla burada üçüncü mükellefin kendi beyanlarından verinin büyük bir kısmını buradan aldığımız için mükellefin kendi beyanlarının vergi dairesine, gelir dairesi başkanlığının sistem üzerine yüklediği vergilerin doğru bir risk analizi yapılması için güvenilir ve doğru olması gerekiyor. Bu anlamda da mükelleflere ve siz meslek mensuplarına önemli bir görev
düşüyor. Burada ya giren bilgiler tamamını biz Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesinden, veri tabanından alıyoruz. Bunlar nelerdir? Mükellefin beyannameleri, mükellefin beyanname ekinde yer alan gelir tablosu, bilançoları veya BS formları ve bunu çoğaltabiliriz. Bu vergiler ne kadar bizim için sağlıklı ise risk analiz merkezi yaptığımız risk analizleri de o derece sağlıklı olacaktır. Örneğin bilanço kalemlerinden bir tanesinin yanlış girilmesi veya gelir tablosu kalemlerinden birinin farklı yerde olması bizim yaptığımız analizin tamamen baştan yanlış sonuç doğurmasına yönelik olacaktır. Örneğin kas hesabı. Kas hesabına girilen rakam olması gerektiğinden daha düşük, daha yüksek girdiği zaman risk unsurları tamamen değiştiği için belki normalde incelemeye alınmayacak mükellef sırf rakam hatasından dolayı incelemeye alınabilir veya alınmayacak gibi bir sonuç doğurmaktadır. Dolayısıyla bizim veri kaynaklarımızın sağlıklı olması ki bunun altyapısında mükellefler var. Bizim risk analizinde seçeceğimiz mükelleflerin de seçiminde bize daha doğru sonuçlara ulaştıracaktır. Risk analizi genelde 3 farklı yöntemle yapılmaktadır. Şimdi burada biz verileri topladık ve buradan bir risk analizi yapacağız. Daha önceki yöntemlerde, daha önceki yıllarda farklı bir yöntem. Bunu genelde manuel olarak yapılıyordu. Ama şimdiki son yıllarda ve son 5 yılda ısrarla uyguladığımız ve sürekli geliştirdiğimiz kurallara dayalı olarak otomatik risk puanlaması yapılması. Bu bizim merkezimizde vergi denetim kurulunda bir bilgisayar programı aracılığı yapıyoruz. Burada normal veri kaynakları, verileri toplayıp bilgisayara yükledikten sonra yaklaşık 2-3 gün içerisinde bilgisayar bize tüm mükelleflerin, risk analizine tabi tuttuğumuz tüm mükelleflerin risk puanlarını çıkartıyor. Ve buna yönelik biz bundan için tekrar bir ön değerlendirme sonra incelemeye almayacağımıza karar veriyoruz. Diğer bir risk analizi, genel risk analizi yöntemi ise beyanname üzerinden vergi denetim elemanlarının incelemelerinin seçilmesi ki yaklaşık son 5 yıldır çok başvurduğumuz bir yöntem değil. Ama zaman zaman da spesifik olarak bu şekilde de inceleme seçtiğimiz mükellefler mevcut. Diğer bir yöntem ise veri madenciliği veya diğer istatistik yollarla riskli mükellefler seçimi. Bu da yine temelinde aslında ilk iki risk analiz yöntemine dayanan bir sistem. Şu anlattıklarımızı şu şekilde özetlersek, toplanılan verilerimiz var bizim. Bunları nereden alıyoruz? E-beyan ve bildirimler, tarif ve ödeme bilgileri, vergi cezaları, sektörlerden istenen bilgiler, transfer bilgileri, topu ve taşınmaz bilgileri, diğer kurumlardan alınan bilgiler. Bir de bizim kendi ürettiğimiz bilgilerimiz var. Bunlar da yine medya takibi, ihbarlar, görüşenler raporları, diğer kurum talepleri, risk analiz modeli ve inceleme raporları. E-beyan ve bildirimler dediğimiz temelinde siz vergi dairesinde bulunan beyannamelerden ve eklerinden kaynaklanan bilgiler ki özet olarak şunu çok net ifade edebilirim. Risk analizinin temel veri kaynağı her ne kadar diğerleri olsa da aslında yine vergi dairesinde, gelir dairesinin veri tabanındaki sizlerin yüklemiş olduğu, mükelleflerin bulmuş olduğu bildirimler. Bu bilgileri biz bu şekilde veri ürettikten sonra bunları sektörler itibariyle, mükellefler sektörler itibariyle ayırıp bunları daha sonra bizim veri analizimizi vermek üzere sistemde bilgisayar programımıza yüklüyoruz. Yine burada dediğiniz gibi kriterler, sağ tarafta gördüğünüz istihdam muafiyet ilişkin analizler, satışla ilişkin analizler, transfer fiyatların hapsi analizleri, katma değerlisi ÖTV analizleri, sahte belge ve organize faaliyet analizleri, karşılaştırmalı beyan ve bildirim analizleri, davranış analizleri, muhasebe hesapları analizleri, istatistik bilgiler. Ben bunun çalışma yöntemini birkaç cümleyle özetlemek istiyorum. Biz bu verileri topladıktan sonra öncelikle mükellefleri sektörlere ayırıyoruz. Yani atıyorum ilaç sektörünün tüm mükellefleri diğer sektörlere ayrı olarak kendi içerisinde risk analize tabi tutuyoruz. Tekstil sektörünü kendi içerisinde risk analize tabi tutuyoruz. Ve bu şekilde belli bir kıstasla belirleyip mükelleflerin küçüklük büyüklüklerine göre de tekrar seçip bunlar içerisinde incelemeye alacağız mükellefleri için bir grup oluşturuyoruz. Ve bu grup içerisinde o mükelleflere ait bilgileri bizim veri tabanımızdan, Gelir İdaresi veri tabanından, bizim kendi veri tabanımızdan çekip sistemimize yüklüyoruz. Ve bu daha sonra bilgisayar programımızı çalıştırıyoruz. Bunun çalışma sonucunda yaklaşık 2 gün gibi bir zaman alıyor bilgisayar programı bunun çalışması. Bilgisayar programı bu çalışmanın sonucunda mükelleflerin öncelikle risklerini belirliyor. Her bilanço, gelir tablosu, yüklediğimiz her veri için, her mükellef için bir risk puanı oluşturuyor. Bu 0 ile 100 arasında. Örneklendirirsek, mesela kas hesabı ile ilgili bir risk puanı oluşuyor.
Alacaklar hesabı ile ilgili bir risk puanı oluşuyor. Tapudan gelen bilgilere göre mükellefin bir risk puanı oluşuyor. Katma değerlisi beyannamesine göre bir risk puanı oluşuyor. Daha sonra bu risk puanının toplamından sonra mükellefin riskli olup olmadığı o aldığı puana göre değerlendiriyoruz. 100 üzerinden ne kadar yüksek bir risk puanı almışsa mükellef bizim için incelenebilir bir mükellef oluyor. Bunlar içerisinde de risk puanları yüksek olan mükellefleri incelemeye tabi tutuyoruz. Aslında bizim bu riskler nasıl belirlenir derken yaklaşık 350-400 kriterimiz var. Hemen hemen daha öncesinden oluşturduğumuz gelir vergisi ve bilanço kalemlerinin hemen hemen tamamına yakın üzerinden bir risk tespitimiz var. Bu risk tespitlerimiz zaten bilgisayar programlarımıza bunlar yüklü. Bu risk tespitlerine yönelik olarak bilgisayar bunları kendi içerisinde değerlendirip ona göre bir analiz sunuyor bize. Örneğin birkaç örnek vereyim ben bununla ilgili. Gerçi toplantıdan önce biz o risk kriterlerini birkaç arkadaş mutlaka öğrenmek istiyoruz diyor ama bunlar yaklaşık 350-400 kalemden oluşuyor ve giderek de her gün artıyor. Hemen hemen birkaç kalem daha ekleyip sürekli bu risk puanları güncelliyoruz. Ben bunu ana başlık halinde bir az çok sizin de tahmin edeceğiniz bir 15-20 madde halinde ben özetlemeye çalışacağım. Bunlar nedir? Mükellefin risklik paylarını belirleyen, tespit eden, mükellefin riskli olup olmadığına ilişkin önemli rol oynayan kriterlerimizden başlıcaları. Örneğin faaliyet gösteren sektör ortalamalarına göre bariz şekilde düşüklük gösteren vergi beyanları. Eğer aynı sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 100 tane mükellef, atıyorum 100 mükellef, eğer bir analize tabi tutulmuşsa bunların içerisinde faaliyet gösteren sektör ortalamalarına göre bariz şekilde düşüklük gösteren vergi beyanlarına olan mükelleflerin risklikleri bizim için daha yüksek. Ondan aldığı puan daha yüksek olacağı için inceleme açısından sadece bu kritere dikkat alırsak ki bunu almıyoruz. Tamam, risk puanların, risk unsurların tamamı üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz. Sadece bunu aldığımızı düşünürsek, eğer faaliyetine göre vergi beyanlamaları daha düşük olan mükellefin inceleme oranı daha yüksek. İnceleme kriterine girmesi, inceleme ağına takılması diyelim daha yüksek olacaktır. Örneğin diğer bir seçim kriterimizden bir tanesi, iş hacminin artmasına rağmen bu artışla uyumlu olmayan ve makul çerçevede açıklanamayan düşük vergi beyanları. Burada da vergi beyanlarının düşük olanla aynı sektörde faaliyet gösterip de gerekçeli bir açıklaması olmayan vergi beyanları düşük olan mükellefin incelenme oranı daha yüksek. Devamlı olarak zarar ve düşük kazanç beyan edilen ve faaliyetine yıllardır devam eden. Bu çok önemli bir risk kaynağı. Örneğin mükellef zarar ediyor, devamlı zarar beyan ediyor ama uzun yıllarda faaliyetine artırarak devam ediyor. Bu normalde de basiretli bir iş adamının yapacağı bir konu değil. Dolayısıyla bizim risk unsurları içerisinde de kalemlerden birini oluşturmak. Vergisel indirim, istisna, benzeri avantaj olan firmalara yoğun işlem gerçekleştirmesi. Bu da her ne kadar kendisi olmasa bile istisna indirimlerden faydalanan, yoğun bir şekilde faydalanan mükellefle ticari ilişki kurulması veya kendisinin bu indirim istisnalardan fazla bir şekilde faydalanması yine bu da incelenmesi gereken mükellefler anlamında bir tespitte bize yardımcı oluyor. Örneğin şöyle bir örnek vereceğim ben size. Diyeceksiniz ki indirim veya istisnadan faydalanmak bir kötü bir şey midir veya kötü bir alışın değildir ama normalde bu indirimler, muafiyetler, istisnalar mükellefe bir hak olarak veriliyor. Mükellefe eğer oradaki şartları taşırsa, bu şartları taşıyan mükellefler vergi beyannamelerini, matrahlarına bu indirim istisnaları düşebiliyorlar. Fakat maalesef ülkemizde bu indirim istisnasına yararlanma kriteri, yararlanma bakımından mükellefler biraz daha rahat hareket ettiğini mesleki tecrübelerimizde, yıllardır yaptığımız incelemelerden görmekteyiz. Önce örneğin mükellef o kriterleri taşımadığı halde, istisna kriterini taşımadığı halde bir şekilde o istisnadan faydalanmak için kendini zorluyor veya şartlarını zorluyor. Dolayısıyla da aslında istisnadan faydalanmaması gereken mükellef faydalandığı için de ve vergi beyannamesinde matrahını da buna göre azalttığı için normalde haksız bir uygulama gerçekleştirilmiş oluyor. Biz de bizim için indirim istisnalar, muaf olan mükellefler için muafiyet kuralları ayrı bir şekilde biz ele alıyoruz inceleme kriterlerin seçiminde. Yine eş zamanlı sermaye azaltılımı artırımları, bunların sebebini araştırmak maksatlı olarak. Karın sermaye azaltımları demişler. Şirketin kendisine satın alması, bu da normal şartlarda, normal ekonomi faaliyetler için çok fazla karşılaştığım biri değildir. Yani burada da acaba amaç nedir, buradaki gaye nedir onu araştırmaya çalışıyoruz. Yüksek tutarlı ortaklığın alacak veya ortaklara borçların iş avanslarının bulunması. Bu da yine bizim kriterlerimizden bir tanesi. Burada da eğer bu tutarlar yüksek olan sektörün diğer oyuncularına göre bu tutarların yüksek olan mükellefler bizim için risklilik unsur bakımından daha riskli olduğunu söyleyebiliriz. Sektör ortalamadan çok üstünde stok beyanı. Bunlar zaten az çok siz meslek
olarak bunları biliyorsunuz az çok detayını. Faaliyet gösteren iş konuyla uyumlu olmayan düzeyde düşük veya yüksek gider veya maliyet gösterilmesi, yurt dışı gayrimaddi hak ödemelerinin yüksek olması, KDV ve geri vergi stopajı açısından bir risk unsuru, kas hesabı vakesinin sektör ortalamasından yüksek olması, katma değer vergisi beyannamesinde sürekli devreden çıkması, KDV matrahıyla geri tablosunun hasılat rakamlarının birbiriyle uyumlu olmaması, sahte belge düzenli yönde tespit olan mükelleflerden mal ve hizmet alımlarının olması, şüpheli ticaret alacak karşılığının yüksek olması, döviz üzerinde alınan avansların alacakların tutarlarının yüksek olması, bu da değerleme açısından. Daha önce de söylediğim gibi bunları çoğaltabiliriz. Yaklaşık bu kriterimiz 400 civarında şu anda, 400 yaklaşmış durumda. Fakat zaman içerisinde bunlar sürekli yeni tespitlerle bu kriterlerimizi artırıyoruz. Ve bu şekilde yapılan risk analiz sonucunda incelenecek mükellefler, incelenecek demeyelim de incelenebilecek mükellefler seçiliyor sektör içerisinde. Kaç tane mükellef bu analize tabi tutuyor ki? Atıyorum 100 tane. Bunlar içerisinden en risklisinden, en az risklisinden doğru bir sıralama yapılıyor. Biz bunlar içerisinden yüksek olanları seçiyoruz ve bunlar direkt incelemeye sevk edilmiyor tabii ki. Çünkü biraz önce dediğim gibi bazıları mesela gerekçesiz bir şekilde sermaye azalttığını veya stokların fazla olması. Bunlarla ilgili tekrar bir araştırma yapılıyor. Mükellefin o dönemde buna gerekçe gösterebileceği bir şeyler var mı? Gerek defter belgesinde, gerek tahta dosyasında, gerek yapılan analizde ulaşılan dış kaynak bilgileriyle bunlar tekrar kontrol ediliyor. Ve bu kontrollerin sonucunda risk puanı yüksek olan mükellefleri biz incelenebilir mükellef olarak artık inceleme havuzumuza kaydediyoruz. Vergi denetim kurulu olarak biraz başta da söylediğim gibi sadece 4 yöntemle seçiyoruz. Sadece bu en önemli yöntemlerden bir tanesi bu. Onun haricinde bizim vergi incelemesine seçtiğimiz 3 yöntemimiz de var. Bunlardan ikincisi ise ihbar ve inceleme taleplerini değerlendirme komisyonu. Bu komisyon hakkında da ben biraz hem komisyon hakkında hem de çalışması hakkında bilgi vermek istiyorum. Şöyle ki vergi denetim kurulu kurulduktan sonra bilindiği üzere yaklaşık 33 ilde 45 grup başkanlığı kuruldu. Bunlar küçük ve orta ölçekli mükellefler grup başkanlığı, büyük ölçekli mükellefler grup başkanlığı, örtülü kazanç ve sermaye transferi grup başkanlığı ile organize suçlarla mücadele grup başkanlığımız olarak 4 başlık altında toplam 45 grubumuz var. Bunlar 33 ilde yapılandı ve burada grup başkanı, başkan yardımcısı düzeyinde bir yönetsel kadro ve bunun altında vergi müfettişi ve baş müfettişlerimiz var. Vergi denetim kurulu 2011 yılında kurulduktan sonra biz bu İstanbul B grup başkanlıklarında ve A grup başkanlarında birer tane ihbar ve inceleme talepleri değerlendirme komisyonu adı altında bir komisyon oluşturduk. Ve bu komisyonun diğer bir üst komisyonunda Ankara merkezde oluşturduk. Buraya gelen tüm vergi denetim kuruluna gelen tüm ihbarlar gerek gruplara, gerek vergi dairelerine, gerek başka birimler yoluyla grup başkanlığımıza, vergi denetim kuruluna ulaşan tüm ihbarlar ve inceleme talepleri. İnceleme talepleri dediğimizde biraz önce demiştik, incelemeye diğer kurumlardan da bilgiler geliyor bize. SPK'dan, savcılıktan, emniyetten bu mükellefler incelensin diye. Bunları vergi dairelerinden gelen inceleme taleplerini ve gerçek ve tüzel kişilerden gelen ihbarlar ki son günlerde, son bir yıl içerisinde bu ihbarlar ülkenin de yaşadığı şartlar dolayısıyla çok önemli oranda arttı. Bir örnek verirsem 2015 yılında sadece bizim grup başkanlığımızın komisyonuna gelen ihbar sayısı 956 iken 2010 yılında 2000'in üzerine çıktı. Ve buraya gelen ihbarları biz ihbar komisyonumuzda değerlendiriyoruz. İhbar komisyonumuzda yine meslekte belli tecrübe edinmiş vergi baş müfettişlerinden oluşuyor. Bunlar ihbarlar denetten sonra bir mükellefin incelemeye alınıp alınmamasına karar veriyor. Yine bu orada üçlü bir imza ile grup başkanı benimle imzamla birlikte grup başkanı imzası ve diğer iki imza. Alınan karar direkt yine uygulamaya konmuyor. Ankara'da merkezimizde bulunan bir üst komisyon bunu tekrar değerlendiriyor. Alınan kararda eğer düzeltilmesi gereken varsa grup ihbar komisyonuyla tekrar istişare edip gerekli düzenlemeler, değişiklik yapılması gerekiyorsa yapılıyor, yapılmıyorsa bunlar da artık incelenmesi gerekiyorsa bunlar da artık grupların inceleme havuzuna intikal ettiriliyor. Diğer vergi dairelerinden gelen, savcılıktan, emniyetten gelen inceleme talepleri de aynı şekilde değerlendiriliyor. Daha önce bu komisyonlarımız olmadan önce şöyle bir uygulama vardı. Ki bunu zaten az çok siz de yakından takip ediyorsunuzdur. Gruba gelen veya vergi denetim kuruluna gelen ihbarlar, inceleme taleplerinin tamamı incelemeye dönüşüp müfettişle buluşturuluyordu. Daha sonra müfettiş vergi incelemesine başlıyordu. Vergi incelemesinden sonra belki incelenmesine hiç gerek olmayan, belki basit bir yoklamayla veya mükelleften alınacak bir izahatle sonuçlandırılması gereken bir husus vergi incelemesine dönüşüyor ve vergi incelemesi devam ediyordu.
Günümüz şartlarında da bir vergi incelemesinin devam etmesi, sonuçlarını siz yakından takip ettiğiniz üzere bayağı bir zor bir süreç. Dolayısıyla biz ihbar komisyonu ve ihbar ve inceleme taleplerine değerlendirme komisyonu kurarak gerçek anlamda vergi incelemesine tabi tutulmaması gereken mükellefleri baştan eleyerek hiç vergi incelemesine tabi tutmama yönünde bir hedef tayin ettik. Ve bu şekilde de ne sizleri ne mükellefleri aslında vergi incelemesine tabi tutmamak gereken bir konuyla ilgili sizleri çok fazlasıyla rahatsız etmek istemiyoruz. Eğer vergi incelemesi bu ihbar komisyonu tarafından vergi incelemesi tabi tutulacaksa, ki bazen orada da şöyle bir şey oluyor. Elimizden geldiği kadar sizleri temas kurmamak, vergi incelemesine elimizden geldiği kadar gerçekten gerekçe yoksa başlamak için çok da tereddütlü olduğumuz durumlarda daha basit bir vergi incelemesi, ön araştırma inceleme tarzında bir görev yapıyoruz, bir görev çıkartıyoruz. Müfettiş ön araştırma incelemesini yapıyor. Bunda da çoğu zaman sizlerle veya mükellefle yine temas kurmadan gerekli ön araştırma inceleme yapıp inceleme olup olmasına o karar veriyor. Eğer ihbar komisyonunda yaptığımız çalışmada bunu netleştiremediysek, mesela bazen ihbarda gelen bilgiler çok fazla bilgi gelmiyor veya da gelen bilgileri bir analize tabi tutmamız gerekiyor. Bunu da o kısa sürede vergi komisyonu üyelerinin yapamayacağı için bunu biz ön araştırma tarzında müfettişe verip müfettiş bir analiz yapıp bize incelensin veya incelenmesin kararı yönünde bize bir rapor hazırlıyor. Buna ilişkin olarak daha sonra incelenen mükellef, incelenecek mükellef inceleme alıyoruz. İncelenmemesi gereken mükelleflerin işlemini orada sonuçlandırıyoruz. Aslında sunum içerisinde anlattım ama yine birkaç vergi incelemesiyle ilgili. Vergi dairesinden gelen bize inceleme talepleri var çok fazlasıyla. Bunlar genelde de aslında vergi dairesinin mükellefin defteri belgesinden veya tarih dosyasından beyannamelerinden dikkatini çeken hususları bize eğer o aşamada çözülmesi incelensin, incelenebilir aşamasında bize bilgi gönderiyor. Biz gerçi bunlar yine biraz önce dediğim gibi direkt incelemeyi almıyoruz. Yine biz bunu bir analize tabi tutuyoruz. İncelenmesi gerekiyorsa inceleme alıyoruz. İncelenmesi gerekmiyorsa. Mesela çok örnek vereyim. Basit bir yoklamayla çözülebilecek vergi incelemeleri var. İhbar gelmiş. Mükellefin gayri kayıt dışı çalıştığından bahsediyor. Örnek olarak. Fakat bu kayıt dışı çalıştığından bahsediyor ama çok fazla bilgi belge yok ekinde. Fakat bu dosyayı da bir şekilde de sonuçlandırmamız gerekiyor. Bu durumda sadece basit bir yoklamayla veya mükelleften aldığımız çok basit bir izahatla bunu orada sonuçlandırabiliyoruz. Ve inceleme başlamadan inceleme orada sonuçlanmış oluyor. Sıklıkla yaptığımız katma değer vergisi, ÖTV iade incelemeleri var ki bunu zaten yakinen takip ediyorsunuz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlar demiştik incelemeye bize sevk ediyorlar. Bunlar işte Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Adli Makamlar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Müsteşarlığı, ticari ekonomik hayatta ticaretle ilişki olan tüm kamu kurum ve kuruluşları vergi incelemesiyle ilgili olarak bir husus tespit ettiklerinde muhtemel doğacak vergi kaybını önlemek için bize bildirimde bulundular ve biz bunları komisyonlarımıza değerlendirip ona göre sonuçlandırıyoruz. Tabii şimdi biraz önce ben kriterlerden bahsettim başlıcalarında. Bunlar yaklaşık 300-400 tane gibi, 400 civarında dedim. Bu kriterler neye göre oluşturuyor? Zaman içerisinde bu kriterler neye göre oluştu? Onlar hakkında da birkaç bilgi vermek istiyorum. Mükellefin tarih dosyasındaki revizyonlardan. Bunları biz oluşturduk. Bir tane mesela bir oluşturma sebebi bir tanesi bu. Mükellefin tahsis dosyasının zaman içerisinde yapılmış revizyonlardan, mükellefin vergi kayıp ve kaçağına mail ettiği yerler tespit edilerek bunlar sistem programının hazırlanmasında bir veri tabanı oluşturuldu. Vergi inceleme raporlarının analizi, bilindiği üzere Vergi Denetim Kurulu 2011 yılında kurulmakla birlikte aslında Vergi İnceleme Kurulu, Vergi Denetim Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu, Gelirler Kontrolü, Mali Fetişte Vergi Denetim Kurulu, vergi denetmenlerinden oluşan bir grup. Dolayısıyla yıllar itibariyle zaten vergi incelemesi yapan ve vergi incelemesinde etkin rol oynayan bir kurumdu. Vergi Denetim Kurulu kurulmasıyla bu dört birim tek çatı altında topladı. Dolayısıyla geçmişten gelen bir tecrübe var. Geçmişten gelen bir bilgi hafızası var. Biz bunları değerlendirerek risk unsurlarının oluşması yönünde bunlardan faydalandık. Yıllar itibariyle yazılan raporlar tek tek kontrol edilerek mükelleflerin hangi aşamada, hangi konularla da vergi ziyanına sebep oldukları tespit edip bunlar programa dahil edildi. İstisna ve indirim analizleri. Biraz önce dediğim gibi yine istisna ve indirimler tek analiz edildi ve bunlar özellikle vergi kayıp ve kaçağında mükelleften sıkça başvurduğu yöntemlerden biri olduğu için bunlara özel bir hassasiyet gösterildi.
Mükellefler için çeşitli programda yapılan açıklamalar, KAP, ticaret sicili, gümrük, medya, bunlar sürekli takip ediliyor. Buradan da elde edilen bilgiler daha sonra değerlendirilerek bizim sistemimize dahil ediliyor. Mükellefin bankayla yapmış olduğu çek, EFT ödemeleri ki bunu örneklendirmek gerekirse özellikle 2008-2009 yıllarda bizim vergi denetim kurulu öncesinde kurullarda şöyle bir inceleme yaptık. Bankalardan tüm mükelleflerin banka bilgilerini istedik. Sadece mükelleflerin değil, bankalardan tüm gerçek ve tüzel kişilerin mükelleflerini istedik. Hesap hareketlerini istedik. Ve bunların mükelleflerle bağlantı kurduk. Ve kayıt dışılığa biz buradan çok fazlasıyla ulaştık. Örneğin mükellefin defter merkezinde hiçbir işlem, çok sırrını saydığı bir işlem görünüyor. Fakat bankasına baktığı zaman mükellefin ortağı, mükellefin yanlışlanan genel müdürü veya çok basit bir çaycısının üzerinde bile çok yüklü miktarda para hareketleri olmuş. Bunları biz bankadan bilgileri alıp mükellefin defter belgesiyle ilişkilendirdiğimizde burada çok yüksek oranlarda vergi ziyaı tespit etti ki bu da hepimizin mücadele ettiği, mücadele etmekle de sorumlu olduğumuz kayıt dışılığa önemli bir kayıt dışılığa mücadele oldu. Gelir İdaresi Başkanı tarafından bugüne kadar verilen özelgeler incelenerek risk unsurlarının tespit edilmesi. Burada da mükellefler genelde tereddüt ettikleri konuları Gelir İdaresi'nden bilindiği üzere mükteza alarak çözüyorlar. Dolayısıyla biz de müktezalar tarayarak mükelleflerin daha çok tereddüt ettiği konular nedir? Bunlarda yanlış yapma ihtimali nedir? Onun üzerinde durarak bir veri tabanımıza bunlar da yargı kararlarını takip ettik. Yargı kararlarında da mükellefin aleyhinde veya lehinde çıkan kararları sistemimize dahil ettik. Mükellefin lehinde çıkan kararları da sistemimiz devreye etmek anlamında onları tekrar çıkardık. Yani normalde vergi inceleme raporuna bağlanmış, bizim için bir risk unsuru. Fakat yargıya gitmiş, yargıda mükellef lehine bir sonuç çıkmış. Artık bu konuyla ilgili inceleme normalde yapmamamız lazım. Dolayısıyla bunun da risk unsuru olmaması lazım. Dolayısıyla biz bunu risk sistemimizi güncelleyerek bunları oradan çıkardık. Ki sebepsiz bir inceleme yapmamak için. Yine vergi konusunda yazılan makaleler, kitaplar, sirkülerler bunlardan da önemli miktarda bir veri elde ediyoruz. İlişki kişilerle yapılan işlemler ki bunlar zaten içerisinde var bunların hepsi. Sektör ortalamaları mükelleflerin bağlı olduğu sektörlerden, odalardan sürekli bilgilendirme alıyoruz. Örneğin kar marjı, tekstil sektöründe kar marjı, stok oranları, aklınıza gelebilecek ne tür rakam varsa bunların hepsini biz oradan zaman zaman belli periyotlarla temin edip ona göre sistemimizi güncelliyoruz. Vergi incelemesi incelenecek mükellef seçimle ilgili sunumum bu kadar. Zannedersem sözümde de durdum herhalde. 30 dakika gibi oldu herhalde, değil mi? Vergi inceleme süreciyle ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Gerçi bunu Burhan Üstadımız anlatacak. Ben orada da katkı sağlayacağım. Fakat yine böyle birkaç şeyle, çok basit birkaç cümleyle. Evet, açamıyorum ama birkaç cümleyle özetleyeyim ben açmadan. Bilindiği üzere 2011 yılından önce 6009 sayılı kanundan önce vergi incelemesi hepimizin de şikayet ettiği, sadece sizlerin değil bizlerin de şikayet ettiği belirsiz bir süreçti. İnceleme ne zaman başlayacağı belli değildi, ne zaman biteceği belli değildi, müfettiş veya incelemenin ne isteyeceği çok belli değildi veya sizin haklarınız çok fazla belli değildi mükelleflerin. Ama 6009 sayılı yasa bence vergi incelemesiyle ilgili olarak bir milat olduğunu düşünüyorum ben. Ondan sonra sadece o yasayla değil, ondan sonra yapılan düzenlemelerle vergi inceleme süreci bir belirlik kazandı. Ha, çok yol kat ettik mi? Ben bayağı bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Ama daha da önümüzde bayağı bir yol olduğunu düşünüyorum. Ama önemli bir yol kat ettik. Bunlar nedir? İncelemenin özellikle başlaması. Daha önceki uygulama nasıldı? Az çok onlarla kıyaslayarak da kendimizi de eleştirerek aslında. Mükelleften defter belge isteniyordu. Çoğu zaman mükellefi defter belgeyi bir yazısı bile vermiyordu veya mükellefin defter belgesi aldığımıza ilişkin bir yazı bile vermekten imtina ediyorduk. Ve mükellef bir belirsizlik var. Defter belgenin bizde olduğu bile herhangi bir kayıt, resmi kayıtta yoktu. İncelemenin sebebi hiçbir şekilde mükellefe söylenmiyordu çoğu zaman. İnceleme aşaması hakkında çok fazla bilgi verilmiyordu. İncelemenin süresi zaman aşımı süresiyle sınırlıydı. Yani inceleme bugün başlayan bir inceleme 2010'da 2021 yılında da bitmesi muhtemeldi. İnceleme el değiştirdiği zaman, örneğin bizim müfettişlerimiz genelde çok fazla hareketli, çok fazla stabil değil. İnceleme sağlık sorunu nedeniyle yurt dışı veya idari yönünde el değiştirdiği zaman mükellefin bundan çok fazla haber olmuyordu.
Değişik sıkıntılar vardı. Fakat 6009 sayılı yasa ile zaman içerisinde tespit edilen bu sıkıntılar bir nebze çözülmeye çalıştı ki önemli bir kısmı çözüldü. Ama çözülecek hala şeyler de var. Onlar da zaman içerisinde olacak. İnceleme usul esasları ile ilgili bir yönetmelik düzenlendi. Burada incelemenin tanımı, incelemenin süreleri, ek süreler, incelemenin hemen hemen her aşaması belli bir kurala bağlandı. Daha sonra bunun daha ötesine geçildi. Mükelleflere rapor ellerine ulaşmadan önce dinleme hakkı verildi. Rapor değerlendirme komisyonunda. Bir sonraki aşama, mükellefler genelde şöyle bir şikayette bulundular. Rapor okuma komisyonuna gidiyoruz ama neyle tenkit edildiğimizi bilmiyoruz. Hemen bir sonraki aşamaya geçildi. Rapor özeti tarzında bir uygulamaya geçildi. İnceleme tutanağı alınmadan 2 gün önce mükellef talep etmesi halinde inceleme tutanağının taslağının mükellefe gönderilebileceği bir uygulama getirildi. Ve yine yeni bir düzenleme, mükellefin inceleme sürecini internet ortamında takip edebileceği bir bilgisayar programı geçildi. Bugün inceleme başlama tutanağı alındıktan sonra size inceleme başlama tutanağı alt kısmında verilen bilgiyle vergi denetim kurulu sistemi üzerinden incelemenizin olup olmadığını, gerçekten incelemeniz olup olmadığını, varsa hangi aşamada olduğunu oradan takip edebileceğiniz bir yenilik getirildi. Ama bunlar devam ediyor. Belki aklınıza şöyle bir şey gelecekti. Aslında ben panelimin sonunda bunu söylemek isteyecektim ama istedim ama burada da belki vakitte kalmayabilir. Evet, usul esaslar var. Rapor değerlendirme komisyonları atladım. Rapor değerlendirme komisyonları yasallaştırıldı. Daha önce gruplarda vardı ama bu kendi iş tahammülümüzle uyguladık biz. Ama şu anda onlar da mevzuatta yeri var. Ne tür çalışacakları, örneğin raporu kaç ayda okuyacakları, mükellefi dinleyip dinlemeyecekleri tarzında bayağı bir değişiklik yapıldı. Fakat şöyle bir soru var tabii hepinizin aklında. Tamam, usul esaslar, rapor değerlendirme komisyonları, dinlenme talebi, bunların hepsi var ama uygulanıyor mu? Bir yukarıda yaptığımız toplantıda bir mali müşavir arkadaşımız vardı. Evet. Ben kulak misafir oldum. Bir kişi bir şeyden bahsetti. Çok fazla uygulanmadığından, değil mi? Herhalde temel şikayetimiz de bilmiyorum bu mu? Şimdi şöyle bir şey var. Biz vergi denetim kurulu olarak, başta Maliye Bakanımız olarak tüm düzenlemeler yaparken tabii ki uygulanması için yapıyoruz. Temel gayemiz zaten bundan uygulanması. Sistemdeki tıkanıklığın, belirsizliğin çözülmesi. Fakat uygulanmasını biz herkesten daha çok istiyoruz. Ve uygulamaya da elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Mesela ben kendi grup başkanlığı olduğum grupta harfiyen uygulandığını size temin edebilirim. Uygulanmayan vardır. Burada da biz sizlerden beraber bunu uygulamaya çalışacağız. Yani sadece bizim kanun koymak, yönetmelik düzenlemek bizim iyi niyetimizi gösteriyor aslında. Ama sizlerin de bunun uygulanmasını isteme, talep etmeniz gerekiyor. Örneğin bir grupta herhangi bir müfettiş ki benim grubumda, bir müfettiş eğer inceleme usulü esaslarına uymuyorsa, mesela size dinleme hakkını sormuyorsa veya daha öncesinden rapor özeti vermemişse, inceleme ile ilişki, inceleme başlama tutana gerekli bilgilendirme yapmıyorsa, bunu başta kendisiyle, daha sonra grup yönetimiyle, grup yönetimi bilgilendirmeniz gerekiyor. Aksi halde biz bunu zaten istediğimiz için, biz bunun takibini bir şekilde yapmamız için bizim bilgilenmemiz gerekiyor. Ama genelde böyle bir sıkıntı olunca insanlar çok fazla çok hakkını veya bunun uygulanmasını çok fazla talep etmiyorlar. Eğer talep etmiyorsak açıkçası şikayet etme hakkımız da yok. Ama şikayet ediyorsak hala düzelmiyorsa tamam, o artık yapılması gereken bir çözüme kavuşturması gereken bir konudur. Dolayısıyla bu konuda ben sizlerden, başta sizlerden meslek temsilcileri olarak bu yönetmeliklerin bu düzenlemeyi uygulaması için sizden yardım bekliyoruz. Bunu bizler ve sizler birlikte uygulayacağız. Burada mükellef hak ve hukukunu koyarken sırf olsun diye koymadık bunları. Biz buna uygulanmasını istiyoruz. Bunda da çok samimiyiz. Dolayısıyla sizlerden de bunun uygulanması yönünde gerekli çabanın ve geri bildirimin yapılmasını sizlerden bekliyoruz. Öncelikle sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Devam edeceğiz. Yine konuyla ilgili olarak, gerek bununla ilgili olarak, gerek vergi inceleme süreci olarak sorularınız olursa soru cevap bölümünde de evet, cevaplamaya hazırım. Teşekkür ederim. Evet. Değerli konuşmacımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepimizin gündemimizde olan konular ilginizi de çekti. Görüyorum hepinizin yüzünde böyle merak uyandı. Başlıkları ben de notlar halinde şöyle kendimce aldım ama işte verinin toplanması, incelemeye konu olan verinin toplanması, bu verinin sektörlere göre ayrılması,
En önemli kriterlerden bir tanesi işte 468 ayrı senaryoya göre 43 ana başlıkta risklerin değerlendirilmesi aslında hepimizin bugün kapılarımızın çalınacağını gösteriyor arkadaşlar, değil mi? Buradan böyle bir sonuç çıkarabiliriz. Ben Sayın Burhan Düz'e, yeminim abiciler, Burhan Düz'e konuşmayı çağırmadan önce ara ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Konuşmacılarımız konuşmasını tamamladıktan sonra bir 15 dakika ara vereceğiz. Bu geçen sürede sizlerden sorular gelecek ve bunların mutlaka isim ve kime soracaksanız lütfen kağıtlara notları alın, yazılı alacağız şeylerini, sorularınızı. İkinci bölümde de sorularınız cevaplanacak değerli konuşmacılarımız tarafından. Burhan Düz arkadaşımızla ilgili kısaca bir özgeçmiş bilgisi vermek istiyorum. 94 yılında Maliye Bakanlığı'nda stajyer gelirler kontrolörlüğü ile meslek hayatına başlamıştır. 97 yılından 2004 yılına kadar gelirler kontrolörlüğü, 2004 yılından itibaren ise gelirler baş kontrolörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Temmuz 2011 tarihinde Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'na vergi müfettişi olarak atandıktan sonra 2012-2015 yılları arasında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Rapor Değerlendirme Komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Mayıs 2015 tarihinde vergi maaş müfettişi görevinden istifa ederek kamu görevinden ayrılan Sayın Düz'ün vergi, muhasebe, mesleki konularda yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Evet, sözü Sayın Burhan Düz'e bırakıyorum. Buyurun hocam. Başkanım, slide açılmıyor. Teşekkür ederim. Bir arkadaş yardımcı olursa seviniriz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ben de tüm meslektaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün gerçekten konunun bu süreçteki tüm taraflarının bir araya gelmesini sağlayan başta oda başkanımız olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten benden önce sunumu yapan grup başkanımız çok önemli açıklamalarda bulundu. Tabii biz bu süreçte olayın üç tarafı var. Malum idare, mükellef ve grup başkanımız idare tarafında gerçekten çok önemli açıklamalarda bulundu. Ben de zaten slaytımda bu 6009 sayılı yasayla getirilen haklar başta olmak üzere sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Tabii ne yaparsanız yapın, önemli olan uygulama. Bu uygulama noktasında da idare bize gerekli açıklamalarda bulundu. Her türlü uygulamada çıkan aksaklıkları gerçekten idare kendisine iletilmesini istiyor. Zaten kanunlar uygulanmak için, yönetmelikler uygulanmak için çıkarılıyor. Ve bu süreçte de en önemli şey meslek mensubuna düşüyor. Tabii burada mükellef haklarından bahsedeceğiz ama salonda mükellefler yok. Meslek mensupları var, işte bizler varız. Bu, dolayısıyla aslında mükellefin hakkı da meslek mensubunun hakkıymış gibi algılanıyor. Evet, tabii bu vergi inceleme süreci nedir? Bu önemli. Yani bu süreç neyle başlıyor? İşte Sayın Grup Başkanımız gerçekten inceleme süreçleriyle ilgili olarak neler olduğunu bize bahsetti. Ben aşağı yukarı 21 yıl kamuda görev yaptıktan sonra, işte özgeçmişimde de dinlediniz, kamuda görev yaptığım süreç içerisinde gerek inceleme elemanlığı, gerek rapor değerlendirme komisyonu, bütün görevlerde bulundum. Tabii bu süreçte önemli olan şunu ifade ediyorum, yani gerçekten meslek mensuplarıyla biz inceleme sürecini götürürken genelde meslek mensuplarının haklarını sorgulayıcı yönde, işte gerek düzenlemelerin olmaması, gerek meslek mensuplarının çekilmesi nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. İşte grup başkanımız da ifade etti, eskiden bir mükellefimiz incelemeye alındığı zaman bir denetim elemanına niye incelemeye alındığını bile işte sorarken sıkıntı içerisinde soruyorduk. Defter belgemiz işte alındığında
niye defter belgemizin alındığını mükellefe soramıyorduk. Şimdi bu 6009 sayılı yasayla gerçekten çok önemli düzenlemeler geldi. Şimdi öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. İşte eskiden alışkanlıklar vardı. Çok farklı denetim elemanları vardı. Şu an itibariyle işte 2011 yılında çıkan yasayla artık bütün denetim elemanları tek bir ünvan altında toplandı. Eskisi gibi uzman, müfettiş, kontrolör, denetmen yok. Sadece karşınızda vergi müfettişi ünvanıyla tek bir ünvanla inceleme yapan inceleme elemanları var. İşte 135. maddede incelemeye kimlerin yetkili olduğu sayılmış. Biz özü itibariyle bu seminerimizde vergi müfettişlerinin yaptığı incelemelerden bahsedeceğiz. Ama diğer 135. maddede sayılan inceleme elemanları da aynı usul ve esaslara tabi. Yani onlar da incelemelerini bu şekilde götürecekler. İşte grup başkanımız da söylediler. Şu anda Ankara, İzmir ve İstanbul'da büyük ölçekli mükellefler grup başkanlığı transfer organizede bulunmak üzere 8 tane toplam Türkiye genelinde grup başkanlığı var. A grubu diye ifade ettiğimiz küçük ölçekli mükellefler grup başkanlığı ve eğitim grup başkanlığı olmak üzere toplam Türkiye genelinde 46 tane grup başkanlığımız mevcut. Öncelikle şunu ifade edeyim. Gerçekten incelemelere gittiğinizde çok genç bir ekiple karşı karşıyasınız. İşte slaytım açılsaydı o rakamları da size rahat bir şekilde verecektim. Açıldığında da ifade edeceğim. Vergi müfettişleri gerçekten şu anda çok gençler. Çok hızlı şekilde eğitime tabi tutuldular. İşte belki de en sık karşılaştığımız çok yakın süreçte usul incelemeleri diye bir inceleme götürüldü. İşte usul incelemelerinde kısa şekilde incelemeye alışsın diye bu müfettişler bu incelemeleri götürdü. Ama zamanla bu müfettişler de inceleme yaptıkça işin ehli olacaklar ve dolayısıyla şu anda aşağı yukarı 9000'e yakın bir sayıdan bahsediyoruz. Yani 9000'e yakın bir vergi müfettişi var. İşte kamuoyuna yansıyan bu operasyonlar sonucunda işte takriben 1000 müfettiş görevden alındı. Aşağı yukarı 8000'e yakın bir vergi müfettişiyle karşı karşıyayız. Tabii bunların eğitimleri büyük bir kısmının tamamlandı. Şu an itibariyle de işte Sayın Başkanımız ifade ettiler. Bunlar incelemeleriyle buluşmaya başladılar. Tabii işte o süreç içerisinde yetkili var, yetkisiz var. O süreçleri incelemeyi birlikte götürecekler. Şimdi vergi inceleme süreci şöyle başlıyor. İşte başkanımız söyledi. Mükellefimiz incelemeye seçildikten sonra grup başkanlığı incelemeyi bir müfettişe veriyor. İşte biz eskiden müfettişken sarı zarf diye ifade ederdik. İşte müfettişin önüne sarı zarf içerisinde inceleme görevi gelirdi. İşte biz sarı zarfı açtığımızda işte şu mükellefin şu yılını şu şekilde inceleyin diye bir görevlendirme yazısıyla biz sürece başlardık. Yeni dönemde gerçekten bugüne kadar uygulamanın içinde birçok inceleme geçirdiniz. Öncelikle şunu ifade edeyim. Ben burada sizi bu inceleme süreçleriyle ilgili bilgilendireceğim ama bu incelemelerle ilgili yönetmelikler var. Öncelikle bu yönetmelikleri tekrar bir okuyun. İşte biz burada sorularınıza cevap vermeye çalışacağız ama süreçte gerçekten çok büyük değişiklikler var. Yani vergi inceleme süreçleriyle ilgili olarak. Dolayısıyla incelemedeki eski alışkanlıklar, belirsizlikler ortadan kalktı. Artık bence mükelleflerimiz, meslek mensuplarımız idareye karşı inceleme süreçleriyle ilgili olarak elleri biraz daha eskiye göre güçlendi diye düşünüyorum. Vergi inceleme süreci işte neyle başlıyor? Vergi incelemesinin başlaması, incelemeye başlama tutanağıyla birlikte başlayan bir süreç ve incelemeye başlama tutanağından rapor okuma komisyonundan çıkıp vergi dairesine gidene kadarki süreç incelemeyle ilgili süreç. Yani incelemenin başladığı süreç bu süreç. Dolayısıyla bu süreçte mükelleflerimizin hakları var, mükelleflerimizin yükümlülükleri var. Öncelikle şunu ifade edeyim, mükellefimiz vergi incelemesine seçildikten sonra eskisi gibi bir serbestliği yok. Şu an itibariyle grup başkanlığı vergi müfettişine görev verdikten sonra vergi müfettişi o sarı zarfı açtığında incelemeye başlama süresi diye bir süre var. İşte bu müfettiş 10 gün içerisinde bu incelemeye başlamak zorunda. Yani zarfı açtığında 10 gün içerisinde bu incelemeye başlamak zorunda. İşte grup başkanımız da ifade etti. Bu 10 günlük süreç içerisinde müfettiş ne yapacak? İşte TART dosyasıyla ilgili araştırmalarını yapacak. İşte elektronik ortamda mükellefle ilgili bilgileri tespit edecek. Burada mükellef belki 2015 yılı inceleniyor mükellefimizin. 2015 yılında mükellefimiz matrah artırımında bulunmuş.
müfettiş buna baktığında, matra artırımında bulunduğunda, gördüğünde mükellefin incelemeye gerek olmadığını görecek ve bu 10 günlük süreç içerisinde inceleme başlanmadan tamamlanmış olacak. Yani bir yazıyla müfettiş incelemeyi tamamlamış olacak. Dolayısıyla bu 10 günlük süreçten sonra, bu süreçte de eğer yapamazsa mükelleften tekrar bir idareden süre isteme hakkı var. Bu süreyi de geçirdiğinde artık mükellefimiz incelemeye başlama süreci başlamış oluyor. Mükellef 10 gün içerisinde müfettiş işlemlerini tamamladı. Herhangi bir husus tespit etmedi. Dolayısıyla artık mükellef incelemeye bir ay içerisinde vergi müfettişi göreve başlamakla mükellef. Şeyi açabilir mi bilmiyorum. Açtıysa. Tamam. İşte slide açılana kadar size bahsetmiştim ama şeyin bütünlüğü açısından şöyle hızlı bir şekilde geçeyim. İncelemeye başlama tutanağının alınmasından vergi inceleme raporunun mükellefe tebliğ edilmesine kadar geçen süreye biz vergi inceleme süreci diyoruz. Bu süreçte devlet var, vatandaş var ve meslek mensuplarından oluşan bir sac ayağı mevcut. Devlet vatandaş ilişkisi olduğu sürece her zaman malumlarınız olduğu üzere vergi olacaktır. Bu süreçte doğal olarak devlet tarafı bütçe hedeflerini tutturabilmek için vergi gelirlerini arttırmak isteyecek. Buna karşın mükellefler de Magna Carta'dan bu yana devletin birey haklarını gözeterek hukuk kuralları içerisinde vergilendirme yapmasını devletten talep edecek. İşte hepiniz biliyorsunuz, tüm çağdaş sistemlerde olduğu gibi vergi sistemimiz de beyan esasına dayalıdır. Beyan esasında beyanların doğruluğu vergi incelemesi aracılığıyla kontrol ediliyor. Vergi denetimi adil, tabana yayılmış bir vergilendirmenin yapılması ve gönüllülüğü teşvik eden bir anlayışın sağlanması için zorunludur. Devlet mükellef ilişkisinde güçlü konumda olan devletin vergi denetimini hukuki kurallara uygun olarak gerçekleştirmesi hukuk devletinin bir gereğidir. Bu süreçte meslek mensubuna da büyük sorumluluklar düşmektedir. Vergilendirme yetkisinin gerekliliğine saygı göstererek ülke ihtiyaçlarına uygun, adil, tarafsız, şeffaf bir vergilendirmenin gerçekleşmesine katkı sağlamak için çalışmalıdır. Vergi inceleme sürecinde tarafların hukuka uygun davranmaları esastır. Yani bu süreçte hukuka uygun davranmak gerek devlet tarafı için, gerek vatandaş için, gerek meslek mensubu için bir zorunluluktur. Vergi inceleme sürecinin hukuki bir süreç olduğuna dayanarak ve sınırlarının da hukuk kurallarıyla belirlendiği devam eden süreç boyunca unutulmamalı ve tarafların buna uygun davranması sağlanmalıdır. Vergi idaresi, mükelleflerin vergi kanunlarına uyup uymadıklarını, denetleme işlevini, yoklama ve bilgi toplama yanında çok büyük oranla vergi incelemesiyle sağlamaktadır. Vergi inceleme süreci boyunca yaşanan en büyük sorunlardan biri, mükelleflerin haklarının kendilerince bilinmemesi, savunulmaması veya gerektiği gibi savunulmamasıdır. Söz konusu haklar mevcut kanuni düzenlemelerle belirlenmesine rağmen uygulamada tam olarak uygulanmamaktadır. İşte Sayın Başkanımız da ifade ettiler, ne düzenleme yaparsanız yapın önemli olan uygulamadır. Şimdi ben size burada birçok şey anlatacağım. Belki anlatırken diyeceksiniz ki Burhan Üstad bunları ifade ettiniz ama gelin görün ki biz incelemeye gittik. İşte bu incelemede bunların hiçbiriyle karşılaşılmadı, hiçbiri yapılmadı. Veya bir kısmı yapıldı, bir kısmı yapılmadı. İşte burada Bumin Hocam da var. Tabii burası bir hukuk devleti. Bu süreçte haklarımız yazılıysa bu haklarımızı sonuna kadar savunacağız. İşte grup başkanımız da ifade etti. Tabii öncelikle bunu inceleme elemanına ifade edeceğiz. Bu haklarımızı ondan talep edeceğiz. Çünkü bu inceleme süreci, ben bu işi yıllarca yaptım, şunu nacizane öneriyorum. İletişim ve diyalogdan geçiyor. Dolayısıyla iletişiminizi ve diyaloğunuzu incelemeye götürecek denetim elemanıyla iyi kurmaya çalışın. Size bir randevu verilmişse en çok karşılaşılan işte nedir? 9'da orada olun. 10'da orada olduğunuz zaman ne oluyor? Otomatikman bir iletişimde bir kopukluk, bir gerginlik yaşanıyor. Ondan sonra çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. Dolayısıyla iletişim çok önemli. Ve ne düzenleme yapılırsak yapalım uygulama önemli. Ama burada da yaşadığımız sorunları uygulamayı önce müfettişlerimizden talep edeceğiz. Bunu sağlayamazsak da işte grup başkanlıklarımız var. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı var. Bu merkezde Ankara'da. İşte vergi müfettişlerinden bahsettim. Grup başkanlıklarından bahsettim.
Şimdi ben görevdeyken de bu vergi inceleme oranları hep sorundur Türkiye'de. İşte %1,5-2'ler civarındaydı. Şu an itibariyle Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın 2015 yılı faaliyet raporunda vergi inceleme oranı 2.32 olarak tespit edilmiş. İşte slaytta görüyorsunuz şu anda 58.676 mükellefimiz vergi incelemesine tabi tutulmuş. 2.527.000 mükelleften. İşte cezalar tarh edilmiş. Şu an itibariyle vergi müfettişlerinin sayısı söyledim 9.000, işte bu 8.000'e düştü. Rakamları görüyorsunuz. Sayının %58'i vergi müfettiş yardımcısı, %39'u vergi müfettişi, %3'ü baş müfettiş. Dolayısıyla şu anda çok genç bir ekiple karşı karşıyayız. Sayının toplam %64'ü 0 ila 5 yıl arasında hizmeti bulunmakta. Ve Vergi Denetim Kurulu şu an genç bir kadroya sahip. Bu kadronun zamanla kazanacağı tecrübe, birikim ve inceleme kapasitesi önümüzdeki yıllarda çok daha etkin bir şekilde hissedilecek. Şimdi öncelikle inceleme diyoruz. İncelemeye tabi olanlar kimler? İşte Vergi Usul Kanunumuzun 137. maddesinde kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemesine tabidirler. Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının evvelden haber verilmesi mecburidir. Yani bir incelemeye tabi tutulacaksa mükellefin haberdar olması gayet doğal. Tarz zaman aşımı süresi sonuna kadar vergi incelemesi her zaman yapılabilir. İşte vergi incelemesinde temel hedefler ödenecek verginin doğruluğunu araştırmak, adaleti sağlamak, mükellefi bilinçlendirmek, eğitmek. Bunları geçiyorum. İşte Sayın Başkanımız da ifade etti. Gerçekten 6009 sayılı kanun 1-1-2011 yılından itibaren ülkemizde uygulanmaya başladı. Gerçekten bu kanunu ben de bir milat olarak görüyorum. Yeni sistemde mükellef hakları ve mükellef hukukunun korunması konusunda önemli adımlar atıldı. Mevzuat düzenlemeleri yapılarak uygulamaya başlandı. Vergi incelemelerinde uygulanacak esaslar, belirli süreçler net olarak belirlendi. Eskiden inceleme tanımları bile farklıydı. İşte tam inceleme, sınırlı inceleme, karşıt inceleme, çok çeşit tanımlar vardı. Şu an itibariyle artık inceleme tam ve sınırlı inceleme ayrımı getirmiş. Yani bir mükellefimiz inceleniyorsa ya tam incelemeye tabi tutuluyorsunuz ya sınırlı incelemeye. Başka bir inceleme türü yok. İnceleme elemanlarının vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülerlere aykırı vergi inceleme raporu düzenlenmesi yasaklanmıştır. Belki de başka ülkelerde olmayan bir düzenleme, zaten denetim elemanlarının buna uymasında bir şüphe yok. Ama kanun koyucu bunu çok arzu etmiş, demiş ben bunu yetmedi bir de kanuna yazayım demiş. İşte biliyorsunuz eskiden denetim elemanları kimisi ben kanun tanımam, işte şuraya bağlayayım, tebliği tanımam gibi görüşler böyle bir kanunun maddesine, bu hükmün işlenmesine sebep olmuş. Dikkatinizi çekiyorum, slaytımın ilerisi kısımlarında da bahsedeceğim. Sürkülerler denetim elemanını bağlıyor. Özelgeler müfettişleri bağlamıyor. Şimdi eskiden çok farklı denetim birimleri vardı. Kiminin rapor okuma komisyonu vardı, kiminin yoktu. Artık bu saydığımız tüm grup başkanlarında yazılan her vergi inceleme raporu rapor değerlendirme komisyonu tarafından okunmak zorunda. Yani mükellefimize tebliğ edilen her rapor vergi değerlendirme komisyonu raporu komisyonları tarafından, 3 kişiden oluşan komisyon tarafından okunuyor. İşte özelge sistemi yeniden düzenlendi. Biliyorsunuz özelgelerde ceza yanında faiz açısından da koruma getirildi. İşte size bahsettim. Bunlarla ilgili olarak yönetmelikler 31.10.2011 tarihli resmi gazetede vergi inceleme usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik yayınlanmış. Burada inceleme elemanlarının inceleme dönemini veya incelemenin vergi türünü re'sen genişletme veya vergi mevcut inceleme kapsamında başka mükellefleri inceleme yetkisi sona erdirilmiştir. Şimdi eskiden biz de bu işi yaparken mükellefi inceliyoruz. İşte bize demişler ki 2015 yılını inceleyin. Biz baktık, bir husus tespit ettik, mükellefin 2016 yılını da ilgilendiriyor. Biz hemen mükellefimize diyorduk ki 2016 defter belgesinde getir. Meslek mensubu da hemen getiriyordu 15 gün içinde. Biz incelemeyi genişletiyorduk. Şu an itibariyle artık müfettişin böyle bir incelemeyi genişleme yetkisi kalktı. Ha, böyle bir husus varsa bunu idareye bildirecek. İdare bu işi gerek görürse inceleyin diyecek. İnceleyin dedikten sonra o başladığımız süreçler tekrar başlayacak. Vergi müfettişinin incelemeyi genişletme talebinde bulunması halinde görevlendirmeyi, işte söylediğim gibi, grup başkanlıkları yapmakla yetkili. Yürütülmekte olan incelemeler sırasında görevlendirme yazısında belirtilen
farklı bir konu veya döneme ilişkin eleştirilmesi gereken hususların tespiti durumunda söz konusu durum inceleme görevi verene bildirilir. Yani böyle bir durum tespit edildiğinde bunu bildiriyoruz. Şimdi sistemde en önemli dikkat etmemiz gereken arkadaşlar husus incelemeye başlama tutanağı diye bir tutanak geldi. İşte grup başkanımız da söylediler. Eskiden incelemeye alındığımızda maalesef mükelleflerimiz, meslek mensuplarımız incelemeye alındığına yönelik bir tutanağı bile denetim elemanlarından isteyemiyorlardı. Ama yeni sistemde artık mükellef inceleniyorsa ilk iş incelemeye başlama tutanağı tutulacak. Ve meslek mensubu olarak sizin mükelleflerinizle karşılaştığınız birçok sorunun cevabı bu incelemeye başlama tutanağında yazıyor arkadaşlar. İncelemeye başlama tutanağını meslek mensubu aldığında önce neye bakacak? Bu tutanakta incelemenin dönemi olacak. Yani sen benim hangi yılımı inceliyorsun? İkincisi vergi türü olacak. Yani sen benim hangi vergi türünden inceliyorsun? Kurum mu, KDV mi, ÖTV mi? Bu tutanakta bu yazacak. İncelemenin kapsamı, beni tam mı inceliyorsun, sınırlı mı inceliyorsun? İncelemenin konusuna ve incelemeye alıma gerekçesine yer vermek zorunda. Yani ben sizin 2015 yılınızı sınırlı olarak inceliyorum, amortismanlarla ilgili konuya bakacağım diye gerekçesini de size bu incelemeye tutanağında belirtmek zorunda. Ama şunu ifade edeyim, incelemeye gerekçesine işte risk analizlerinden deyip idaremiz doğal olarak geçiştiriyor. Bazı sebeplerde sınırlı incelemelerde ama konuyu veriyor. İşte diyor ki ben gider yönünden, ben şu yönden inceliyorum diye size belirtmek zorunda. Şimdi burada dikkatinizi çekiyorum. En önemli husus nedir? İncelemeye başlama tutanağı. Yani mükellefleriniz size eskiden sorduğunda ya ben incelemeye alındım, bu inceleme kaç yıl biter dendiğinde eskiden hiçbir şey diyemiyordunuz. Denetim elemanı alıyordu zarfı, bakıyordu, başka işler oluyordu 5 yıl boyunca. Biter bitmez hiçbir süreç yok. Ama şu anda ileride bahsedeceğim. İncelemeye başlama tutanağına baktığınızda mükellefinize merak etme şu günde bu inceleme bitecek diyebileceksiniz. Şimdi görevlendirmeyi yapan birimin incelemenin mahiyetini vergi müfettişinin talebi üzerine ve reyasenin değiştirmesi halinde değişikliğin nedeni vergi incelemesini yapana bildirilmesi ve yeni bir görevlendirme istinaden incelemeye başlama tutanağı düzenlenmesi zorunluluğu getirmiştir. Yani her adım yeni bir görevlendirme ve yeni bir tutanak. Şimdi vergi incelemesinde eskiden mükelleflerin defter ve belgelerinin yazılı isteme zorunluluğu getirildi şu anda. Eskiden de bu vardı zaten. Ama size şunu ifade edeyim. Tabii idareye de kolaylık sağlamak lazım. Şimdi biz de bu işleri yaptık. Şimdi burada işte Burhan Üstad geldi. Yazıyla bizden defter belgeyi isteyin vesaire deyip bazen sürtüşmeye girmeye de gerek yok. Yine telefonla müfettişlerimiz sizlerden defter isteyeceklerdir. Sizler de bu kapsamda götürdüğünüzde zaten incelemeye başlama tutanağı başlayacağı için inceleme orada defteri verdiğiniz aldığınız belli olacağı için çok da üzerinde durmayın ama incelemeye defter ve belgelerin istenmesi yazılı bir kural haline getirildi. Şimdi 6009 sayılı yasa gerçekten bunları sağladı. İşte grup başkanımız da ifade etti. Bundan sonra çok önemli değişiklikler oldu. İşte son olarak 25.10.2016 tarihli resmi gazetede İşte slaytta görüyorsunuz rapor değerlendirme komisyonu, vergi denetim kurulu yönetmeliği, vergi inceleme uygulama esaslarına ilişkin yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı. 25.10.2016 tarihli resmi gazetede. Şimdi bu tanımlamalarımızın yanına ilaveten vergi inceleme sürecine yönelik gerçekten son düzenlemelerle idare biraz daha adım attı. Daha net, açık belirlenmiş ve keyfiliğin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeler getirildi. Şimdi bunları ben size anlatacağım. Vergi incelemesinden maksat işte zaten biliyorsunuz ödenmesi gereken verginin vergi usulü kanununda yazılmış. İşte neden ben? Biz bu işleri yaparken mükelleflerimizin bitmez tükenmez sorusu. Beni niye inceledin? Bu kadar mükellef varken beni nereden buldun? Şuydu buydu. Eskiden bunlar bu kadar şeffaf değildi ama grup başkanımız ifade etti. İşte 350-360 tane şey var. Bunlardan zaten incelemeye tabi tutulmaman biraz zor gibi nasıl çıkılacak. Ama benim özellikle şunu ifade ediyorum. Burada gerçekten veri girmek çok önemli. Yani verilerin sağlıklı ve doğru girilmesi çok önemli. İşte bunlar da meslek mensubunun en temel görevlerinden biri. Ama veriler tabi sağlıklı gelmiyor mükelleflerden vesaire. Onları
Onlara girmiyorum ama veri girmek incelemeye sevkiniz için çok önemli. Şimdi söyledim işte 10 gün incelemeye başlama. İncelemeye başlamayla ilgili o süreçten sonra şey yapıldı. Müfettiş açtı zarfını, sürelere baktı. Şu an itibariyle bir sıkıntı yok. Mükellefi yazılı olarak mükellefin defter ve belgesini bir kere şey yapacak, isteyecek. Mükellef defterini getirdi. Eskiden arkadaşlar defteri teslim ettiğimizde bir tutanak isteyen tutuyordu, isteyen tutmuyordu. Ama şu anda denetim elemanına defteri götürdüğünüzde size denetim elemanı bir defter ve belgeyi teslim aldığına yönelik bir tutanak verecek. Ve burada işte defter ve belgeler eskiden de idareye açık bir süre belirtilmediği için 15 günlük süre veriliyordu. Bunu açıkça son yönetmelikte 15 gün diye zikrettiler. Şimdi işte yazıda biliyorsunuz işte hep karşılaştığımız müeyyediler belirtiliyor. Bununla ilgili olarak da şey belirtilecek. Şimdi mükelleflerin yazılıya gerek kalmaksızın defter ve belgeleri ibraz üzerine defter ve belgeler tutanak düzenlenmek suretiyle alınır. Şimdi sürecimiz başlıyor. İnceleme, vergi incelemesini yapanlar incelemeye tabi olana bunun mevzunu işe başlamadan önce açıkça ifade ederler. Yani mükellef geldi, meslek mensubu geldi, müfettişin odasında çayını içerken müfettiş bey biz niye incelemeye alınıyoruz? Size söylemeyebilir. Müfettişin bazısı hiç konuşmaz. Konuşkan değildir. Çok farklıdır. Yani ama siz bunları efendimiz incelemeye alındık. Bunun sebebini öğrenebilir miyiz diye uslubu dairesinde sorma hakkınız var. Sormasanız da bunu müfettişimiz ifade edecek. Vergi incelemesinde sadece inceleme görevi yazısında belirtilen konu ve dönemlere ilişkin olarak yapılacak. Şimdi bu çok önemli. Bunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? İncelemeye başlama tutanağında, tuttuğunda buradaki konu ve dönem bizim için çok önemli. Yani sınırlı inceliyorum, amortismanlara bakıyorum diyen bir kişi gidip başka konularla ilgili olarak bizden herhangi bir konuda bilgi isteyebilir mi? İsterse ne yapacak? Görevlendirme yazısı varsa o konuyla ilgili yeni bir incelemeye başlama tutanağını gösterecek. Ondan sonra biz o konuda bilgileri kendisine göndereceğiz. İnceleme konusu ve dönemine ilgin olmayan herhangi bir şeyi dediğim gibi isteme talebinde bulunma hakkı yok. Şimdi incelemeye başlama tutanağı bu işin omurgası. Gittik, çayımızı içtik, mükellef hemen çıkardı. Zaten sistemden çıkarıyor matbu. İncelemeye başlama tutanağını getirdi bize verdi. Bu incelemeye başlama tutanağı arkadaşlar 3 nüsa. 3 nüsa bu tutanağı düzenliyor. Bunun bir tanesini mükellefimize veriyor. Bir örneği mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderiliyor. İşte bu neden gönderiliyor? Zaten siz onu anladınız. Söylememize gerek yok. İşte eskiden biz inceleme yaparken mükellefler denetim elemanlığı pişmanlığı kesmesi için herhangi bir yazı yazmadığında gidip pişmanlık hükümlerinde bulunabiliyordu. Ama şu anda bu tutanak vergi dairesine gidiyor. Yani sizin mükellefinizin vergi dairesi sizin mükellefinizin incelendiğini otomatikmen biliyor. Yani senin şu yılın inceleniyor deniyor. Çünkü neden? Onu biliyor, raporu bekliyor. Dolayısıyla pişmanlığa gittiğinizde otomatikmen orada incelemeye alındınız. Pişmanlık kabul edilmez. İncelemeye başlama tutanağında incelemenin kapsamı, gerekçesi söylediğim gibi bunlar sayıyor. Şimdi çok önemli. İncelemeye başlama tarihi nedir? İncelemeye başlama tarihi arkadaşlar tutanağı imzaladığımız tarih. Şimdi, Sayın Burhan Bey şey yapabilir miyiz biraz? Süre daraldı. Evet, yarım saat evet. Oldu. İncelemeye başlama tutanağında incelemeye başlama tutanağına şey yapacağız. Burada tam inceleme, sınırlı inceleme tanımları var. İşte tam inceleme 1 yıl içinde, sınırlı inceleme 6 ay içerisinde tamamlanmak zorunda. Ek süreler verilebiliyor. Dediğim gibi tam inceleme sınırlı. Eskiden bir karşıt inceleme diye bir şey vardı arkadaşlar. Artık bu karşıt tespite dönüştü. Dolayısıyla karşıt inceleme diye bir şey yok. Karşıt tespitle ilgili herhangi bir tutanak vesaire tutulmasına eskisi gibi gerek yok. İncelemenin tamamlanması, incelemeyle ilgili işte raporun birime teslim edildiği tarihte inceleme tamamlanmış oluyor. Defter ve belgelerin iade edilmesi tekrar yazıyla yapılacak. İncelemeye her zaman alınabilecek mükelleflerimiz. Şimdi şu ifade önemli. Artık tutanak, incelemeyle ilgili tutulacak tutanak önceden denetim elemanları bu tutanağı dışarıya çıkarmaları bile maliyede pek öngörülmezken maliye yaptığı düzenlemeyle tutanakları 2 gün önceden incelemeye imza tutanağını 2 gün önceden mükellefe göstermek zorunda. Dolayısıyla mükelleflerimiz kendisiyle ilgili incelemeye tutanağını imzalarken bunu görecekler ve bu konuda daha
sağlıklı şekilde şey yapacak. Şimdi rapor değerlendirme komisyonlarımız var. İşte bu rapor değerlendirme komisyonlarımızla ilgili olarak baş müfettişlerden oluşuyor. 3 kişi, bütün raporlar burada okunuyor. Söylediğim gibi denetim elemanı sürkülere tabi tutuyor. İşte denetim elemanıyla mükellef arasında yaşanan sıkıntılar merkez değerlendirme komisyonuna gidiyor. Merkez değerlendirme komisyonunda ne derse o oluyor. İşte şu anda her şey süreye tabi. 60 gün içerisinde yazılan bir raporu rapor okuma tamamlamak zorunda. Burada gelen en önemli müessese dinleme talebi. İşte dinleme, eskiden böyle bir şey yoktu. Şu anda denetim elemanıyla bir sıkıntı yaşadınız. Kendisini sıkıntı yaşadığınızda tutanakta veya daha sonra dinleme talebinizi ileteceksiniz. Rapor değerlendirme komisyonu sizi dinleyip bu konuda karar verecek ve dinlemeden önce de arkadaşlar size raporun bir özetini verecek. Biz de eskiden dinlemede bulunduğumuzda mükellef eleştirmeyen konuda da kendini getirip savunuyordu. Belki denetim elemanı yazmamış ve dolayısıyla bu süreçleri Vergi Denetim Kurulu'nun internet sitesinde mükellef portalı diye bir yer var. Oraya girdiğinizde tüm bu süreçlerin aşamalarını arkadaşlar takip edeceksiniz. Girerken de incelemeye başlama tutanağının altında bir sorgu numarası olacak. O numaradan girip tüm işlemleri takip edeceksiniz. İşte vergi tekniği raporu en büyük sıkıntılı olaylarımızdan birisiydi. Şu anda yeni sistemde vergi tekniği raporları yine mükellefe rapora eklenmeyecek. Ama raporda denetim elemanı bundan bahsetmek zorunluluğu getirildi. İşte müfettişlerin de performansı var. İnceleme ile ilgili mükellefin şeyleri, işte çalışma saatleri içerisinde bu inceleme yapılacak. Mükelleflerle ilgili olarak istenen defter ve belge. Sizin bilmeniz gereken şu arkadaşlar, en önemli birçok hak geldi. İşte benim yaptığım bu süreçlerde de sıkıntı şu, mükellef benden bir denetim elemanı birçok bilgi istiyor. Bunları verecek miyiz, vermeyecek miyiz? İşte incelemenizle ilgili bir konuysa mükellef 2015 yılınızı inceliyor. 2015 yılı araçlarıyla ilgili bir tespiti var. Bunu sordu, onu vermek zorundasın. 2016'yı getir dediğinde görevlendirmesi olmadığı için götürmek zorunda değilsin. Ama şunu ifade ediyorum, mükellef kaydı envanter yapıyor. Kaydı envanter çalışması var. Sizden bir çalışma istendi. Götürelim mi, götürmeyelim mi? Eşim bunu götürsen de götürmesen de müfettiş bir çalışma yapacak. Yine bunu dökeceksin. Burada ilişkiyi götürüp götürmemek sizin elinizde. İşte bu şeyleri, defter ve belgeler, bilgi istemeyle ilgili dediğim gibi istenilen bilgileri göstermek zorundayız. Taraflar inceleme sürecinde birbirine karşı saygılı olmalı. Onları geçiyor. İşte inceleme elemanının kimlik gösterme hakkınız var, hakkı var ama bunu hiç zaten uygulamıyoruz. Defter belgeler, bunların birçoğundan zaten bahsetmiş oldum. Süreyi de açtığım için sorularınızda, soru cevap konusunda daha fazla size bilgi vermeye çalışacağım. Bir de son olarak izaha davet müessesesi geldi arkadaşlar. Bu konuda da biliyorsunuz kanun 370. maddesine bu ilave edildi. 370. maddeyle ilgili olarak düzenlemede incelemeye başlanmasından evvel, incelemeye sevk etmeden ve takdir komisyonuna tespit edilmeden ön tespitlere göre hakkınızda ihbar da yoksa idare sizi çağıracak, izaha davet edecek. Siz bu izaha uyup uymamanıza göre beyannamelerinizi düzelteceksiniz. Ve dolayısıyla burada size bir izaha davet zammıyla birlikte cezaların da %20'sini ödeyerek durumu kotarmış olacaksınız. Dolayısıyla burada şunu ifade ediyorum. Söylediğim gibi mukteza rapor değerlendirme komisyonunu bağlıyor. Dolayısıyla bu muktezalarla ilgili mükellefler biliyorsunuz sadece eskiden mükellefleri bağlıyordu. Şu anda yapılan düzenlemeyle mukteza tüm mükellefleri bağlıyor. Yani bir konuda verilmiş bir mukteza sizin mükellefinize de uyuyorsa, sizin mükellefinize de verilmemişse bu mukteza sizin için de geçerli. Dolayısıyla bunu rapor değerlendirme komisyonlarında ifade edin. Çünkü rapor değerlendirme komisyonu muktezalara tabi. Yani muktezalara kendisi bakmakla mükellef. Tabii bu konuda da mukteza olup olmadığını bilmesi mümkün değil. Siz bu tip muktezaları inceleme sürecinde rapor değerlendirme komisyonuna iletmenizi ben sizden tavsiye ediyorum. Tabii biraz daha uzun anlatmak isterdim ama soru cevap kısmında her türlü sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Ben tekrar sabrınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın hocama ben de teşekkür ediyorum. Sözü Doktor Ahmet Bumin Doğrusu'ya vermeden önce kısa bir özgeçmişini sizlere paylaşmak istedim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu hocamız. 1980 yılında İstanbul İktisadi ve Çağ İlimler Akademisi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne mali hukuk asistanı olarak girmiş. İstanbul Üniversitesi'nden Türk Vergi Sistemi'nde Kaynaklı Vergileme Stopaj adlı teziyle mali hukuk doktoru unvanını almıştır.
90 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı'na öğretim üyesi olarak atanmıştır. Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları Birliği'nin vergi, özelleştirme, sosyal güvenlik, mahalli idareler, banka ve sigorta konularındaki özel istisnas komisyonlarında çalışmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı'nın 7. 5 yıllık kalkınma planı ve 8. 5 yıllık kalkınma planı vergi alt komisyonlarında, dünya ve referans gazetelerinde mali hukuk konularında köşe yazarlığı yapmıştır. Türk vergi sisteminde stopaj, anonim şirketler, temel vergi kanunları ve vergi reformu adlı kitapları ve konusuyla ilgili çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Evet, söz sizin hocam, buyurun. Evet, peki teşekkür ederim. Herkesi saygıyla selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Neler yapmışım diye ben de dinledim. Bayağı şey yapmışız. Önce tebliğime geçmeden, sunumuma geçmeden önce bir iki şey söylemek istiyorum. Önce Burhan Üstad dedi ki Türkiye işte bir hukuk devletidir. Bumin Hoca da söylüyor dedi. Anayasa da öyle yazıyor ama vallahi ben öyle bir şey söylemedim. Yani ihale üstüme kalmasın. Onu bir düzelteyim dedim. Bir. İki. Yine Burhan Üstad dedi ki işte inceleme elemanı defterle belgeleri istedi. Götürdük. Tutanakla alması gerekir dedi. Şimdi siz arada soruları bize soracaksınız ama ben şimdi size bir şey soruyorum. Götürmek zorunda mıyım? Önce bu soruyu cevaplamamız lazım. Yani inceleme elemanı defter ve belge isteme yazısını bana götürdüğü zaman, gönderdiği zaman acaba götürmek zorunda mıyım? Yani götürmememin yaptırımı var mı, yok mu? Bunun da ayrıca tartışılması lazım. Tabii bu arada hani Batı nerelere gidiyor, biz nerelerdeyiz? Biz hala işte sevk irsaliyesinin sağı kaç santim olsun, faturanın gönderi ne kadar olsun, işte efendim hangi tuşa basın, onları tartışıyoruz ama mesela geçenlerde Almanlarda bir makale okudum. Şunu tartışıyor, yoklama memuru içeriye girdiği zaman kapıda girerken kimliğini göstermek zorunda mı? Yoksa bir süre bekleyip adam faturasız veya fişsiz satış yaparsa kimliğini çıkarıp tespit yapabilir mi? Baştan söylememesi mükellefin o hareketine iştiraki oluşturur mu oluşturmaz mı? Onlar bunları tartışıyorlar. Neyse biz vergi yargılamasına dönelim. Şimdi ben önce 6545 sayılı kanunla yapılan değişiklikleri anlatacağım. Sonra yapılması düşünülen değişiklikleri de anlatacağım. Biraz da hızlı konuşacağım süre sorunu dolayısıyla. Onun için de hoşgörünüze sığınıyorum. Şimdi önce Bölge İdare Mahkemeleri 6545 sayılı kanunla yeniden örgütlendi. Yeniden oluşturuldu. Ve aynı gördüğünüz gibi Danıştay'ın yapısı altında, Danıştay'ın kendi yapısı gibi örgütlendi. Ve dolayısıyla Bölge İdare Mahkemeleri yeniden örgütlenmesinin sonucu olarak da zaten Türkiye'de 21 olan Bölge İdare Mahkemesi sayısı 7'ye düşürüldü. Şu anda 7 adet Bölge İdare Mahkememiz var. 7 küçük Danıştay da diyebiliriz. Niye böyle diyorum? Birazdan sebebini söyleyeceğim. Şimdi Bölge İdare Mahkemesi neler yapacaktır? Önce istinaf başvurularını görüşecektir. Vergi mahkemeleri veya idare mahkemeleri arasında görev ve yetki uyuşmazlıkları çıkarsa onları görüşecek ve karara bağlayacaktır. Şimdi tabii Bölge İdare Mahkemesi'nin bir başkanlar kurulu var. İlk slaytta zaten gözüküyordu. Neyi izleyecekler? Bölge İdare Mahkemesi'nde artık daireler var. Mahkeme veya kurul adını kullanmıyoruz. Danıştay'daki gibi daire lafını kullanıyoruz. Dairelerin kesin olarak verdikleri kararları izleyecekler ve eğer daireler arası görüş farklılığı var ise başkanlar kuruluna başvuracaklar ki sorun Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'na gidebilsin. İçtihatları Birleştirme Kurulu'nda görüşülebilsin. Fotoğrafları görüyorsunuz. O fotoğraflarda çeşitli illerdeki bölge idare mahkemelerinin resimleri. Şimdi dedik ki istinaf başvurularını görüşüp karara bağlayacak. İlk derece mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararlarına karşı yapılan itirazları da karara bağlayacak. Davaların birleştirip birleştirilmemesi yine bölge idare mahkemesinin yetkisinde. Şimdi neler yapıldı kanunda diye baktığımızda önce ibareler değişti. Bir kere karar düzeltme ve temyiz yolu
istinaf veya temyiz yolu olarak laf değiştirildi. İtiraz kelimeleri istinafa dönüştürüldü. Bölge İdare Mahkemesi'ne resen inceleme yetkisi verildi ve en önemlisi de karar düzeltme yolu kaldırıldı. Şimdi daha önce Bölge İdare Mahkemelerinin küçük davalarda itiraz yoluyla inceleme hakları vardı. Bu da bir nevi istinaftı. Aslında şu anda Bölge İdare Mahkemeleri istinafa yabancı değil. Yani bilmiyorlar değil. Çünkü daha önceki itiraz aşamalarında da zaten aslında istinaf mahkemesi gibi çalışıyorlardı. Yine son kararları, nihai kararları kendileri veriyorlardı. Şimdi yeni yapı ne oldu? Yeni yapıda denildi ki 5.000 liradan küçük ise davanızın konusu, yani vergi ve cezanın toplamı 5.000 liradan küçükse vergi mahkemesi hakiminin vereceği karar kesindir. Yani itiraz veya temyiz, istinaf veya temyiz yolu kapalıdır. Tek dereceli bir yargılama söz konusu olacaktır. Tabii burada tek hakim sınırının altında kaldığı için 5.000 liradan küçük davalar tek hakimle görüşülecektir. Yani oradaki tek hakim bir kişi, vereceği karar kesindir. İtiraz edemezsiniz, düzeltilmesini isteyemezsiniz. Orada davanız bitmiştir. Eğer davanızın konusu 5.000 lirayı aşıyor ama 100.000 lirayı geçmiyorsa bu takdirde istinaf mahkemesine gideceksiniz. Aslında 5.000 ila 100.000 arası dedim ama bütün davalar 5.000 lirayı aşan hepsi istinaf mahkemesine gidecek. 100.000 liralık sınır istinaf mahkemesinin kararının kesin olup olmadığının belirlenmesi açısından. Dolayısıyla 5.000 lirayı aşan bütün davalar istinaf mahkemelerine gidecek. 100.000 lirayı geçmiyorsa davanızın konusu istinaf mahkemesinin kararı kesin olacak. İki dereceli bir yargılama öngörülmüş vaziyette. Dolayısıyla bütün bu istinaf mahkemelerinin kararlarını izlemek ve irdelemek gerekiyor. İşte Başkanlar Kurulu'nun görevi de burada ortaya çıkıyor. Ama model başarılı olabileceğine ben pek inanmıyorum. Çünkü İstinaf mahkemelerinde davalar bittiği zaman Türkiye'de bugün ilk başta 33 tane kurulması öngörüldü ama 20 tane vergi ihtilaflarına bakacak Bölge İdare Mahkemesi kurulu var. Bunlar arasında Danıştay'a gitmeyen, temyiz incelemesinden geçmeyen pek çok karar çıkacak. Ve eminim çok fazla sayıda içtihat uyuşmazlığı olacak. Hatta şu anda bile, mevcut durumda bile Danıştay'ın kararlarına bakarsanız bir dairenin ak dediğine öbür dairenin kara dediği kararlar var. Biz iki tane daire arasında içtihat uyumunu Danıştay'da sağlayamazken bugün 33 tane istinaf mahkemesi arasında içtihat uyumunu nasıl sağlayacağız? Bunları nasıl izleyeceğiz? Ha zaten izleme olanağımız yok kimsenin, çünkü vergi yargısı veya idari yargı kararlarını yayınlamak veya kamuya duyurmak gibi bir derdi de yok. Tabii baktığınız zaman Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesi diyor ki yargılama aleni olacaktır, adil olacaktır vesaire vesaire. Şimdi yargılamanın aleni ne demektir? Aleniliği sadece duruşma salonunun kapısının açık olup herkesin kafasını sokup izleyebilmesi demek değildir. Kararlar da aleni olacaktır diyor İnsan Hakları Mahkemesi. Yani ben yargıcı da kararlarını okuyarak denetleyebileceğim. Eğer bütün kararlar yayınlanıyor olsa birileri ya bu iki karar çelişiyor diyebilir. Ama hiç kimse kararları bilmediği için bu da denilemeyecek. Ve bu nedenle de söyledim zaten, her bir bölge idare mahkemesi ayrı bir Danıştay gibi çalışır hale gelecek. Örneğin en basit konular. Danıştay'dan örnek vereyim. Götürü gider, ihracatta götürü gider uygulamasında belge olması gerekir mi, gerekmez mi? Danıştay 4. dairesine göre gerekmez, çünkü bu bir götürü giderdir. Hayır, 3. daireye göre bakarsanız, 3. daireye göre belge olması gerekir, çünkü belgesiz gider olmaz diyor. İki daire bu konuda anlaşamıyor. Peki ben acaba düzeltme beyannamelerime veya sair beyannamelere ihtirazi kayıt koyabilir miyim? Vergi Dava Daireleri Kurulu diyor ki süresinde verdiğiniz beyannamelerin dışındaki beyannamelere ihtirazi kayıt koyamazsınız, davada açamazsınız. Dördüncü daireye bakıyorum. Dördüncü daire diyor ki ya diyor, o beyannameyi hiç olmazsa diyor, eğer idarenin zorlamasıyla veriyorsanız ona koyabilirsiniz diyor. Dokuzuncu daireye bakıyorum. Ya diyor, nereden çıkartıyorsunuz böyle bir şeyi? Pişmanlık dahil her dilekçeye ihtirazi kayıt koyabilirsiniz diyor.
Ha şimdi ne oldu? Ben İstanbul'da ihtirazi kayıt koyamıyorum ama 9. dairenin ihtilaflarını inceleyen Zonguldak'taki adam koyuyor. E nerede adalet? Veya nerede hukuk birliği? Bırakın onu. Fazla bir öbür vilayete gitmeyelim. Aynı vilayetin içinde konuşalım. İstanbul'un Avrupa yakasındaki vergi dairelerinden kaynaklanan ihtilaflara Danıştay 4. dairesi bakıyor. Anadolu yakasındaki vergi dairesinden kaynaklanan ihtilaflara 3. daire bakıyor. Şimdi ben mükelleflere de, geçen gün Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı'na da aynı şeyi söyledim. Mükelleflere de aynı şeyi söylüyorum. İzleyin kararları, hangisi işinize geliyorsa oraya taşının. Böylece adaleti gerçekleştirmiş olursunuz. Biz buna da hukuk diyoruz. Bakın hukuk devletiyiz demedim, hukuk diyoruz dedim. Yanlış anlaşılmasın. Evet, istinaf mahkemeleri ne yapacak? İlk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa onayacak. Ama yanlışlıklar görürse yanlışlığı düzeltecek, yine başvuruyu reddedecek. Dolayısıyla istinaf mahkemesi sadece ilk inceleme aşamasında verilen kararlara karşı başvuruyu haklı bulursa ve sadece görevsiz ve yetkisiz mahkeme veyahut da reddedilmiş bir hakim davaya baktıysa dosyayı geri gönderebilecek. Aksi takdirde kendisi karar vermek zorunda. Dolayısıyla artık istinaf mahkemesine biz başvuru dilekçesini yazarken, yani vergi mahkemesi kararının bozulması ve şu yönde karar verilmesi diye talep edeceğiz. Dilekçemizde sadece bozulması diye bırakmamız mümkün değil. Temyizden bu açıdan farklılaştık. Farklı bir yöntem getirildi. Çünkü istinaf mahkemesi inceleyecek ve kararı verecektir. Bakın burada da anlaşamıyoruz. Geçenlerde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde bu konu tartışılıyordu. Orada şöyle bir örnek olayı attık ortaya. Ben şirket olarak kardeş şirketime borç para verdim. Üzerinden de BSMV hesapladım. Vergi mahkemesi de bunu tasdik etti. Gitti istinaf mahkemesine. Şimdi istinaf mahkemesi ne demesi lazım? Bu kararı bozup, hayır canım burada BSMV olmaz, KDV olması gerekir deyip benim davayı lehime sonuçlandırması lazım. Yanlış tarhiyat yapıldı diye. Şimdi İstanbul'daki değerli hakimler dediler ki, ya evet doğru söylüyorsun ama ilk derece mahkemesi KDV ile ilgili hiçbir şey söylememiş ki. Onu da söylesin, ondan sonra biz kararla ilgili bir karar verelim diye dosyayı geriye göndeririz dediler. Konya'daki Bölge İdare Mahkemesi'ndeki hakimlerle konuştum. Yok canım niye geriye gönderelim, biz kararımızı yazarız dediler. Şimdi bırakın vergiyle ilgili daha usul hukukunda bile anlaşamadık ama bunlar inşallah önümüzdeki 20-25 sene içerisinde çözümlenecek olan konular. Evet, Danıştay ya temyize gittiğinizde 100 bin lirayı geçiyor dediniz, Danıştay'a gittiniz. Artık hangi daireye düşerseniz, gerçi bunlar belli yani Danıştay Başkanlar Kurulu kararıyla belli. Ama hani iyi daire var, kötü çünkü lehe olan kararları, aleyhe olan kararları var. Şimdi Bölge İdare Mahkemesi'ni eğer kararda takım maddi hatalar varsa bunu düzeltecek, kararı onayacaktır. Yok eğer kararı hukuka aykırı görüyorsa kararı bozacaktır. Şimdi temyizle istinafın arasındaki fark şurada ortaya çıkıyor. İstinaf zaten kelime anlamı itibariyle yeni baştan, yeniden yapmak demek. Dolayısıyla istinaf mahkemesi vergi mahkemesinin kararını benimsemediği takdirde yeni baştan yargılamayı yapacak ve karar verecektir. Ama Danıştay Bölge İdare Mahkemesi'nin kararını hukuka aykırı görürse yerine karar veremeyecektir. Çünkü o temyiz incelemesi yapıyor. Bu nedenle dosyayı geri gönderecektir. Yani istinafta maddi vaka yargılanırken temyizde Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı yargılanacaktır. Bu karar hukuka uygun mudur, değil midir ona bakılacaktır. Şimdi ne demek karar hukuka uygun mudur? Danıştay Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle bu açıklığa kavuşturuldu. Denildi ki Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuk kuralları doğru uygulanmış mıdır ona bakılacaktır. Esasa girilmeyecek, maddi vaka incelenmeyecektir denildi. Şimdi ben bunu anlamadım. Nasıl olacak bu iş? Bal gibi istinaf mahkemesi gibi çalışacaktır Danıştay'da. Neden derseniz şimdi hukuk kuralı doğru uygulanmış mıdır?
sorusu bir soruyu daha getiriyor. Acaba o hukuk kuralının mı uygulanması gerekirdi? Bunu incelemesi lazım Danıştay'ın. Örneğin, işte örtülü kazanç dağıtımında, örtülü sermaye faizinde bir şirket diğerine borç para vermiş ama şirketlerden bir tanesi de borç para alan şirket zararlı olduğu için borç para veren şirket aldığı faizi kar payı, iştirak kazancı istisnasına yararlandırabilir mi, yararlandıramaz mı? Siz 17. madde buraya doğru uygulan... Hayır, önce 17 miydi bilmiyorum. Örtülü sermaye faizi için madde burada uygulanacak mıdır, ona bakacaksınız. Buna bakabilmek için önce olayı anlamanız ve değerlendirmeniz gerekir. Ben olayı anlamak ve değerlendirmeye girdiğim anda zaten Danıştay olarak İstinaf Mahkemesi'nin yaptığı işi yapıyorum demektir. Bu da ne fayda sağlayacaktır, bunu anlayabilmiş değilim. Dolayısıyla bozma halde geri gönderecektir, bunu söyledim. Dolayısıyla burada istinaf mahkemeleriyle beraber uzun bir yargılama süreci karşımıza çıkmaktadır. Bu sistem 20 Temmuz 2016'da yürürlüğe girmiştir. Şimdi niye bu değişiklikleri yaptık derseniz, bir kere Danıştay'ın iş yükünü hafifletelim diye yaptık deniliyor. Çünkü kanunun gerekçesi bu şekilde, %80 azalacaktır diyor. Nasıl hesaplandı bilmiyorum, kanunun gerekçesi o şekilde. Danıştay içtihat mahkemesi haline dönüşecektir diyor. İstinaf mahkemeleri 7 tane olarak kurulmuştur. Şimdi istinaf mahkemelerine biz dosyaları yığdık, Danıştay'ı rahatlattık. Yargı hızlandı mı? Yok. Bölge idare mahkemeleri bu sefer çok sıkıştı. Şişme orada olacak. Bunu nasıl çözeceğiz? Örneğin İstanbul Vergi Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi daha önce sadece İstanbul'daki davalara bakarken şimdi İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Çanakkale'deki davaların hepsine bakacak. 6 kurul bakacak. 12 vergi dava dairesi, vergi kurulu kurulsun diye kanunda var ama 6'sı kuruldu. 6 tane kurul bu kadar ilin ihtilaflarına bakacak. Ne zaman sıra gelecek, ne zaman karar çıkacak bilmiyorum. Mesela Ankara. Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Bolu. 6 tane vergi dava dairesi bu kadar ilin ihtilafına bakacak. Biz ne yaptık? Evet, Danıştay'ı hızlandırdık. Danıştay'ın iş yükünü hafiflettik. Danıştay iştahat mı? Ama aşağıyı şişirdik. Benim yargılanma ile ilgili sürem kısalmadı ki. Benim yargılanma ile ilgili sürem daha da uzadı. Peki bu nasıl sistemi rahatlatacak? Orası biraz meçhul. Aynı şekilde diğer illerden de örnek verebiliriz. Peki savunma hakkımızın sorunları çözüldü mü? Yani ben davama gidip de orada özgürce savunabilecek miyim? Hayır, savunma ile ilgili hiçbir sorun çözülmedi. Sadece yargıyı hızlandırıyoruz diye bu değişiklikler getirildi. Tek hakimli mahkemede örneğin duruşma takdire bağlı. Hakim isterse yapar, istemezse yapmaz. Heyet halinde mahkemede talep edersem yapmak zorunda. İstinafta takdire bağlı. Temyizle Danıştay'da takdire bağlı. Yaparsa duruşmayı yapar, yapmazsa yapmaz. Peki ben nasıl savunacağım? Bir de yeni tasarıyla bir şey getiriliyor. Siz uzmandan mütalaa alıp o uzmanı duruşmada hakime dinletebileceksiniz. Ya adam duruşma yapmıyor ki, ben nerede ve nasıl dinlettireyim? Çalışmayacak bir başka müessese daha öngörüyoruz. Aslında bunlara biraz müdahil olmamız da gerekiyor. Aslında sıkıntıların bir kısmı da şuradan kaynaklanıyor. Sayın Bakanlığın temsilcileri de buradayken yüzlerine karşı söyleyeyim. Vergi yargısı ve vergi yargısı ile ilgili mevzuatı Adalet Bakanlığı tek eline almış. Maliye Bakanlığı da pek fazla ilişmiyor. Ama Adalet Bakanlığı'nda da bu tip çalışmaları yapan yargıçlar, komisyonlar veya kararlar, kanunlar, daire başkanlığında çalışan yargıçların çoğu adli yargıdan veya idare mahkemelerinden geliyor. Pek fazla vergi yargısının özelliklerine hakim olan kişi sayısı son derece az. Ancak bu sıkıntıların düzeltilebilmesi için biraz galiba Maliye Bakanlığı'nın Adalet Bakanlığı nezdinde daha girişimci olması, biraz daha
tabirimi mazur görün lütfen. Biraz daha oraya da burnunu sokması gerekir diye düşünüyorum ki vergi yargısını hem idare hem mükellef açısından daha adil, daha çalışabilir hale getirebilim diye. Şimdi idari yargıda iş yükünün azaltılması amacıyla bazı kanun hükmüne kararnameler değiştirilmesine dair bir kanun taslağı var ama anlatmayacağım, şunun için anlatmayacağım. Çünkü bu kanun tasarısının da yeni baştan adeta yazılması, yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü başkanlık sistemi malum, referandum var. Bir an için geldiğini düşünelim. Gelir gelmez ayrı mesele. Geldiğini düşünelim. Verginin yasallığı ilkesi ne olacak? Vergi kanunlarıyla bakanlar kuruluna verilen yetkiler Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kullanılacak. Örneğin KDV oranları, ÖTV oranları Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Ayrı tartışırız. Doğru yanlış o ayrı mesele. Peki ben bu kararı hukuka aykırı bulursam nereye gideceğim? Anayasa diyor ki Anayasa Mahkemesi'ne dava açacaksın. Çünkü şu ana kadar Bakanlar Kurulu kararlarını veya yürütme organının tasarruflarını ben hukuka aykırı gördüğüm takdirde nereye gidiyordum? Danıştay'a gidiyordum. Danıştay'da benim ne yapacağım belli. Çünkü dava açma süren belli, dilekçem nereye vereceğim belli. Efendim karşı tarafın cevap idarenin, yürütme organının veya Maliye Bakanlığı'nın nasıl cevap vereceği belli, süreleri belli. Duruşma istersem yapılıp yapılmayacağı belli. Kararı nasıl temyiz edeceğim belli. Ama Anayasa Mahkemesi'nde böyle şeyler yok ki. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin de artık idari ihtilaflara bakar şekilde yeniden örgütlenip yeni bir yargılama usul kanununa ihtiyacımız var. Ve tabii bir sorun daha var karşımıza çıkan. Bunu nasıl çözecekler onu da bilmiyorum. Ben çalışmadım. Herhalde bakanlıklar çalışacaklar. Şu ana kadar ben bana uygulanan idari işlemle örneğin cezalı vergi tarhiyatıyla ilgili olarak onun arkasındaki düzenleyici işlemi hukuka aykırı görüyorsam mesela genel tebliğ örneğin veya Bakanlar Kurulu kararını hukuka aykırı görüyorsam Danıştay'da ikisi ne birlikte ortak dava açabiliyordum. Şu anda sistem bu. Ama eğer başkanlık sistemi olursa o zaman genel düzenleyici işleme bakan mahkeme Anayasa Mahkemesi olacak. Birel işleme karşı açacağım davaya bakacak mahkeme Danıştay olacak. Peki o zaman ben bu davayı nasıl açacağım? Bütün bunlar yeni bir usul kanunu gerektirdiği için zaten bu herhalde yasalaşmayacak. Yeni usul kanununda sorunlar çözülecek diye düşünüyorum. Bundan sonrasında sorularınıza bırakıyorum. Sabırlarınızı da fazla zorlamak istemiyorum. Sabırla dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Değerli hocamıza ben de çok teşekkür ediyorum. Anladığım kadarıyla bu yeni yasa bizleri bayağı sıkıntıya sokacak arkadaşlar. Evet 15 dakika ara. Aradan sonra lütfen sorularınızı ilgili masaya arkadaşımıza yönlendirirseniz biz de tasnif kısmını yapacağız. Teşekkür ediyorum.